Bugün on binlerce insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos depreminin yıl dönümü. Bundan tam 23 yıl önce Marmara'da asrın felaketi yaşandı. 7,4'lük depremde birçok insanın kaderi değişti. Depremin üzerinden 23 yıl geçse de acılar hala taze. Deprem şehitleri için felaketin merkez üssü Gölcük ve Yalova'da anma törenleri vardı. Saatler 3.02 gösterdiğinde hayat durdu. Depremde yaşamını yitirenler dualarla anıldı. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23. yılında anma etkinlikleri düzenlendi. Depremin 23. yılında Gölcük'te anmalar yürüyüşle başladı. Yürüyüşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz. Nerede bu devlet diye vatandaşımızın yalnızlığı ve çaresizliği vardı. Bugün Allah'a hamdolsun 2-2,5 yıldır afetten afete koşuyoruz. Hepimiz takip ediyoruz. Kimse nerede bu devlet demiyor. Depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hayatını kaybedenler saygı duruşuyla anıldı. Yalova'da da anma töreni vardı. Asrın felaketi 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depreminde Yalova'da 2504 vatandaş hayatını kaybetti. Hayata veda edenler dualar eşliğinde anıldı. Deprem kurbanlarının yakınları afetin yıl dönümünde kaybettikleri sevdiklerinin ardından dualar etti. Hala taze olan acılarını Kur'an okuyarak hafifletti. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12 kilometre altında gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 7.24'te Elazığ Kovancılar'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yaşanan kısa süreli sarsıntı Elazığ ve çevresindeki illerde yaşayan vatandaşların kısa süreli endişelenmelerine de neden oldu. Yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde kaydedilen depreme ilişkin AFAD'dan da açıklama var. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz ifadesi kullanıldı. Ekranlara getirdik. Aradan yıllar geçse de acı hala çok taze. Depremin merkez üssü acının da merkez üssü haline gelmişti tam 23 yıl önce. Peki asrın felaketinin üzerinden geçen 23 yılda neler olmuştu? Onu da hatırlayalım hemen. Depremden etkilenen iller Kocaeli, İstanbul, Yalova, Düzce, Bolu ve Sakarya'ydı. 7,4 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçmişti. 43.953 kişi depremde yaralandı. Yıkılan bina sayısı 66.441 ev, 10.901 iş yeriydi. Hasar tespiti yapılan bina sayısı ise 285.000'i aşmıştı. 42.902 iş yerinde de hasar tespiti yapılmıştı ve 17 Ağustos 1999'a geri döndüğümüzde saatler 03.02'yi gösterdiğinde o 45 saniyelik karanlık, hiç yaşamak istemediğimiz anlarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17.480 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, sevenlerine bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletmiş olalım. Bir kez daha böyle bir depremi yaşamamak dileğiyle. Devam edelim. Başkan Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidiyor. Erdoğan ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüşecek. Üçlü zirvede tahıl koridoru ve Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18 Ağustos'ta Ukrayna'ya gidiyor. Erdoğan, Lviv kentinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya gelecek.
Görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla kurulan mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ve Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Olumsuzluklara rağmen çabalarımızı sürdürerek tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Şu anda bildiğiniz gibi gemiler geliyor. Erdoğan, üçlü tarihi zirve öncesinde Ukrayna'daki mevkidaşı Zelenski ile de görüşecek. Stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri değerlendirilecek. Lviv'deki üçlü zirvenin ardından Erdoğan, Zelenski ve Guterres, 19 Ağustos'ta Ukrayna tahılının ihraç edildiği Odessa Limanı'nı ziyaret edecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in bir sonraki durağı ise İstanbul'daki Tahıl Koordinasyon Merkezi olacak. Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM tarafından 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracının önü açılmıştı. Şimdiye kadar ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan bu mutabakatı işletmeyi başardık. Bölgemizde sulh-ü sükun hakim olana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesiyle Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den havanlı saldırılar düzenlendi. Çiçek alan hudut karakoluna düzenlenen saldırıda uzman çavuş Uğurcan Cinoğlu şehit oldu. 4 askerimiz ise yaralandı. 2 saldırı sonrası meşru müdafaa kapsamında vurulan yerlerde 13 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'den ateşlenen havandan bir asker şehit oldu. Terör örgütü PKK-YPG, Şanlıurfa ve Gaziantep'i hedef aldı. Birecik ilçesi çiçek alan hudut karakoluna roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası olay yerine takviye ekiplerle sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Askerlere ilk müdahale karakolda yapıldı. Ardından yaralı askerler Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden topçu uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu hastanede şehit oldu. Terör örgütü PKK-YPG Gaziantep'in Karkamış ilçesine de 4 hava mermisi attı. Havanlar Karkamış ilçesinde boş alanlara isabet etti. Saldırının ardından Süleyman Şah Türbesi'nin de bulunduğu Suriye'nin Eşme köyünün karşısındaki Eşme ve Çiçekalan mahallesinde tedirginlik yaşandı. Mahallelerde yaşayanlar evlerini boşaltıp güvenli alana geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri 2 saldırı sonrası meşru müdafaa kapsamında atışlar gerçekleştirdi. Saldırının yapıldığı Ayn el Arab'ın Zor Mağara bölgesindeki terör hedefleri topçu ve çok namlulu roket atarlarla vuruldu. Vurulan bazı terör hedeflerinden alevlerin yükseldiği görüldü. Yaşanan saldırılar sonrasında Kahraman Mehmetçik ateş destek vasıtalarıyla Suriye'nin kuzeyindeki PYD-YPG terör örgütüne ait karargah ve mevzileri tek tek vurmaya başladı. Vurulan noktalarsa Karkamış'tan rahatlıkla izlenebildi. Çok geçmeden saldırının yapıldığı bölgede 13 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Topçu uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu'nun acı haberi Kilis'teki ailesine verildi. Şehit Cirnoğlu, Hacı Faruk Ömer Kayabaş Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Şehidimiz için ilk tören Şanlıurfa'da, şehit düştüğü noktada gerçekleşiyor. Görüntüler canlı olarak GAP Havalimanı'ndan geliyor. Şehidimizin Türk bayrağına sarılı naaşı birazdan helikoptere yüklenecek ve memleketi Kilis'e doğru yola çıkacak. Şehit askerimize veda anları ekranlarınıza canlı olarak yansıyor. Şanlıurfa Birecik'teki çiçek alan hudut karakolunda görev yapıyordu ve geride bıraktığımız gün teröristlerin o noktaya bir saldırısı vardı. O saldırıda
topçu uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu şehit düşmüştü. 4 silah arkadaşı da yaralanmıştı. Kilisteki ailesini yasa boğdu elbette haber ve yeni günle birlikte ilk tören Şanlıurfa'da yapılıyor. Bir kez daha şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Türkiye'ye sabır, başsağlığı dileklerimizi iletelim. Şanlıurfa'da terör örgütü PKK-YPG'nin sınır karakoluna saldırısında bir kahramanımız şehit oldu. Saldırıya misliyle karşılık verildi. 13 terörist de etkisiz hale getirildi. Suriye sınır hattına gideceğiz şimdi. Ekibimizden Barış Türel gelişmeleri takip ediyor. Son notlarını paylaşmak için de hazır. Sözü Barış'a bırakalım. Hakan Uysal, bizler de şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek sözlerimize başlayalım. Evet, terör örgütü PKK son zamanlarda kahraman askerlerimiz tarafından yapılan operasyonlarla, başarılı operasyonlarla iyice köşeye sıkıştı. Tabii denklem basit. PKK köşeye sıkışınca bu tür hain saldırılarına her zaman devam etmiştir. Bu tür hain saldırılara her zaman kalkışmıştır. Dün de onlardan biri yaşandı. Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinden Aynel Arap'tan yapılan saldırılarda Gaziantep ve Şanlıurfa ilçesi hedef alındı. Tabii yapılan saldırı sonucu şehidimiz oldu. Şehidimizin ve şehitlerimizin kanı da yerde kalmıyor açıkçası. Kahraman askerlerimiz MİST'i ile meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık vermeye devam ediyor. Özellikle Aynel Arap'tan yapılan saldırı sonrası bu bölgede kahraman askerlerimiz operasyonlarını yoğunlaştırdı. Ve bu bölgede topçu ve çok namlulu roket atar saldırıları atışları sonrası çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada 13 teröristin etkisiz hale getirildiği ve operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi. Tabii operasyonlar hız kesmedi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte hemen bir açıklama daha geldi. Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde de saldırı girişiminde olduğu tespit edilen, değerlendirilen teröristlere yönelik atış yapıldı ve 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar kararlı bir şekilde devam ediyor. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Gelişmeler ve detaylar oldukça da aktaracağımızı ifade edelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım. Aktan Uysal. Türkiye'nin Suriye sınırında yer alan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki camilerden Türk ordusu birazdan terör örgütü PKK'yı operasyon düzenleyecektir. Anonsları yapıldı geride bıraktığımız gece yarısı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Anonsların maksadını aştığını söyledi. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den havalı saldırılar düzenlendi. Çiçek alan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Güvenlik güçleri bölgeyi çembere aldı. Saldırıya anında karşılık verildi. 13 terörist etkisiz hale getirildi. Bu hareketlilik üzerine Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan camilerden anonslar yapıldı. Kahraman Türk ordusu. Yapılan anonsta kahraman Türk ordusu birazdan terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyecektir. Lütfen evlerinizden çıkmayın ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapılan anonslarla ilgili açıklamalarda bulundu. Anonsların maksadını aştığını söyledi. Anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış. Zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var ne başka bir şey söz konusu. Yani bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Gaziantep valisi Davut Gülse sosyal medya hesabından rutinin dışında bir durumun söz konusu olmadığını, sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda yeni bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Şam yönetimiyle yeni bir sürecin başlayıp başlamayacağına ilişkin Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Şam'la ilişkilerin düzeltilmesine destek vermesini de değerlendiren Çavuşoğlu, Sayın Bahçeli'ye teşekkür ederiz dedi.
barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kullanmıştım. Sadece Suriye içinde bazı provokatörler değil, Türkiye içinde de bu işi kızıştırmak isteyenler de bizim sözlerimizi çarptırdılar. Türkiye'nin Suriye konusundaki kalıcı çözüm arayışı için yeni bir sürecin başlayabileceğine işaret etti. Rejimle muhaliflerin uzlaşması gerektiğinin altını çizdi. İlk defa rejimle muhalefeti biz bir araya getirmiyoruz ki bu gelişmeler çerçevesinde. Ama biz buna çok önemli katkı sağladık. Niye? Muhalefet çünkü bize güveniyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Edgar Slinkevics ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. Çavuşoğlu'na Suriye ile temas konusunda yaptığı açıklamalar soruldu. Rejim siyasi çözüme inanmıyor, askeri çözüme inanıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin bu 2254 nolu kararı Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğüne de vurgu yapıyor. Türkiye'deki güvenliğin tesisi için Suriye'deki toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğine değinen Çavuşoğlu, Şam'la ilişkilerin düzelmesi konusunda kendisine destek veren Devlet Bahçeli'ye ise teşekkür etti. Suriye'de bizi de tehdit eden bir terör örgütü var. Bu teröristlerin ve DAEŞ kalıntılarının tamamen bu ülkeden de temizlenmesi gerekiyor. Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Bakan Çavuşoğlu, Azez'de Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıya tepki gösterdi. Ha, bunu çarpıtmak isteyenler çarpıtabilir ve çarpıtanların da kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların elini de kırılır. Türkiye ile Rusya arasında ikinci parti S-400 sevkiyatı anlaşması ile ilgili Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Detayları alacağız şimdi. Canlı yayın noktamıza uzanalım. O noktada ekibimizden Mert Acıalioğlu gelişmeleri takip ediyor, sizlerle paylaşacak. Sözü Ankara'ya Mert'e bırakalım. Haklı Ünsal, iddia şuydu: Türkiye ile Rusya arasında S-400 konusunda ikinci bir anlaşma yapıldı. Bunu aslında net bir ifadeyle kullanan bazı medya organları da vardı ki bu haber kaynağı aslında Rusya odaklıydı. Rusya'da bundan bir medya kuruluşunun yapmış olduğu haberdi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de böyle bir durumun söz konusu olmadığı, ilk yapılan anlaşmaya göre sürecin devam ettiğini belirtmiş durumda. Hatırlayacaksınız, Türkiye ile Rusya arasında yapılan S-400 anlaşması ile birlikte 12 Temmuz 2019'dan bu yana peyderpey belirli aralıklarla Türkiye için üretilen S-400'ler yurda gelmeye başlamış. Kuşkusuz bu asılsız haberin, bu iddianın ortaya atıldığı süreç de oldukça önemli. Çünkü S-400 konusunu F-35 ve F-16 konularından bağımsız olarak ele almak aslında şu an için mümkün değil bilindiği üzere. Çünkü S-400 konusunun ardından, anlaşmasının ardından Amerika ile ipler gerilmişti. Geride bırakmış olduğumuz iki gün önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. F-16 alımı ve modernizasyonu konusunda 3. toplantının önümüzdeki günlerde yapılacağı duyuruldu Milli Savunma Bakanlığı'ndan ve onun hemen akşamında S-400 konusu bir kez daha masaya koyuldu ve hatta Türkiye'de bazı basın yayın organları da, medya kuruluşları da bu konuyu pişirmeye çalıştı. İşte buna bir cevap gerekmekteydi ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de böyle bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, ilk yapılan anlaşmaya göre sürecin devam ettiğini belirtti. Önümüzdeki süreçte neler gösterecek bize S-400 konusunda, yeni gelişler olacak mı? Bunu da yakinen takip ediyoruz. Elime söz yeniden size bırakalım. Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye sınırına dayandı. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman büyüyen alevler, Edirne'nin sınır köylerinde yaşayanları ise tedirgin ediyor. Bulgaristan'daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı sınır köylerini tehdit eder boyuta ulaştı. Saksağan köyünden görülen alevler yangının büyüklüğünü de gözler önüne seriyor. Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki köylerinde yaşayanlar alevlerin Tunca Nehri'ni aşarak Türkiye'ye sıçramasından endişe duyuyor. Yunanistan'ın göçmenlere karşı zulmü devam ediyor. Son olarak Edirne sınırında ölüme terk edilen 108 düzensiz göçmen Mehmetçik tarafından kurtarıldı. No deport! Bu adam işte dün hapiste gördüm onu. Hı hı. Hapiste bize adam diyor ki 4 gün nasıl ne yemek yedim. Bağırıyordu orada. Hayvana bakıyor, bize bakmıyor yani. O şekil kötü davranıyor. Yunanistan'ın zulmüne maruz kalan göçmenlerden biri hayatını kaybetti. Ölüme itilen göçmenlerin yardımına yine Mehmetçik koştu. Edirne sınırında devriyede olan Türk askeri 108 düzensiz göçmene ulaştı.
Yunan askerlerinin işkencesinden kaçan göçmenler 4 gündür aç ve susuz bırakılmıştı. Abi vurdular bizi. Telefonumuzu, çantamızı, paramızı, her şeyi aldılar bizi. Duvar yok, vuruyor, demiyor ki adamsın, kimsin. Göçmenlerden birinin başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. İstanbul'da bir spor salonunun çatısı sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu çöktü. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, bakın tüm yaşananları nasıl ortaya koydu. Spor salonunun çatısı yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı. O anlar kameralara yansıdı. Olay İstanbul Beykoz'da meydana geldi. Sağanak sırasında bir sitenin yüzme havuzunun üzerindeki çatı yıldırım düşmesi nedeniyle yıkıldı. Bu sırada havuzda bulunan bir çocuğun kafasında kırıklar oluştu. Bir çocuk da havuzda baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çatının bir anda yıkıldığı görüldü. İstanbul Kağıthane'de sağanak sırasında bir gencin gölete dönen caddede yüzerken çekilen görüntüleri çok konuşuldu. Olay ayrıntısı da ortaya çıkmış durumda. Yasin Yıldız'ın suya gömülen arkadaşlarının hayatını kurtardığı da öğrenildi. Gölü ayağımıza getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. İstanbul'daki sağanak yağışla birlikte suya teslim olan adreslerden biri de Seyran Tepe'di ve Seyran Tepe'de göle dönen caddede birçok kişi arabasında mahsur kalırken Yasin Yıldız ise arkadaşlarını kurtarmak için caddede suyun içerisinde yüzmeye başladı. Arkadaşlarımla ben arka arkaya araçlarımıza gidiyorduk. Bir anda suya gömüldü onlar. Bakıyoruz yani kapı açılmıyor sudan dolayı. Çıkamıyoruz, camlar açılmıyor. Camlar şey oldu, kilitlendi. Araba zaten komple gitti. Yasin sağ olsun bizi gördü. Yüzerek yanımıza geldi çocuk. Yüzerek yanımıza geldi, kapıyı açtı. O canavliyle kendimizi dışarı attık. Ben zaten titriyorum. Arkadaşlarını kurtarmak için suya atlayan Yasin Yıldız o anları anlattı. Arkadaşlarım çıkardıktan sonra mecbur vücut ısım düştüğü için suya tekrar atlamak zorunda kaldım vücut ısımı dengelemek için. Yıldız, önlem almayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de tepki gösterdi. Ağlanacak halimize adeta gülüyorduk abi. Yani cadde adeta göle döndü. Gölü ayağımıza getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Göl ayağınıza mı geldi? Göl ayağımıza geldi. Biz de fırsattan istifade tatile gidemiyoruz. Orada değerlendirdik. Altyapı sorunu çözüldü diyorlar ama hiçbir şekilde çözüldüğü yok. Çözülse orası bir damla bile su göleti olmazdı yani. Dokuz bilim adamı TÜBİTAK'ın araştırma gemisiyle Marmara Denizi'ne açılarak incelemelerde bulundu. Denizin alt tabakasında oksijenin tükenme seviyesine geldiğini belirleyen bilim insanları tehlikeye dikkat çekti. TÜBİTAK gemisi Marmara'ya açıldı, korkutucu sonuçlar ortaya çıktı. 41 metrelik TÜBİTAK Marmara araştırma gemisi, 11 denizci ve 9 bilim insanından oluşan ekiple Marmara Denizi'nde incelemelerde bulundu. Ekipler 14 gün boyunca 150 noktadan numuneler alarak incelemelerde bulunacak. Seferin ilk gününde sudan belirli aralıklarla örnekler alındı. Denizin üst tabakasında oksijen normalken alt tabakasında ise canlı yaşamı için 2 miligram olması gereken oksijen miktarı 0 miligram olarak tespit edildi. Gördüğünüz gibi üst tabaka kütlesi de oksijenimiz gayet zengin ve doygunken alt tabaka kütlesinde ise oksijenimiz tükenme seviyesine gelmiş durumda. Bunun değişimi çok önemli.
Mesela geçmiş yıllarda yine kritik seviyenin biraz üstündeydi. Şimdi daha da altında. Araştırma grubunun baş uzman araştırmacısı Sabri Mutlu, oksijenin sıfır seviyesinin de altına düşerse oksijensiz solunum gerçekleştirilmeye başlanacağını söyledi. Hidrojen sülfür tabakanın oluşma ihtimaline karşı da uyardı. Eğer sıfır olursa bu defa oksijensiz solunum gerçekleşmeye başlayacak ve o zaman da Karadeniz'in dibi gibi hidrojen sülfürlü tabaka oluşmaya başlayabilir. Mutlu, Marmara Denizi'nin korunması gerektiğini de söyledi. Yani atmosfer etkisinden uzak olan su gittikçe kötüleşiyor. Bu demek oluyor ki bizim Marmara Denizi'ni korumamız gerekiyor. Son dönemde ishal, kusma ve ateş şüphesiyle hastaneye başvuran kişilerin sayısında artış yaşanıyor. Peki yaşanan salgının kaynağı ne? Salgından nasıl korunuruz? İşte yanıt. Son haftalarda ishal ve ateş vakaları artış gösteriyor. Şu an ülkemizde de görülüyor, benim yakın çevremde de olan var. Tabii sıcağın etkisiyle, virüslerin artmasıyla çocukların da kendini koruyamamasından dolayı virüslere rastlıyoruz maalesef. Hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. Toplu kullanım alanlarında çok fazla bulunmamak gerekiyor bence. Özellikle son haftalarda acillerde ishal, kusma ve ateş şikayetiyle gelen hasta sayısı oldukça sık görülüyor. Peki bu durum neden kaynaklanıyor? Acil tıp uzmanı Doktor Erkan Temizkan, çeşme suyuna dikkat çekti. Pandemiden sonra kişilerin çok fazla dışarıda yemek alışkanlığının artmasından dolayı bu vakaları daha sık görüyoruz. Covid vakaları artık aşı oranları yüksek olduğu için ishal şeklinde geliyor. Özellikle çeşme suyu kullanılan yerlerde bu tür vakalarını görmesini daha sık görüyoruz. Peki salgından nasıl korunmalı? Mümkün olduğu kadar içme sularını dışarıdan alma imkanımız yoksa kaynatılmış, soğutulmuş suları içersek daha hijyenik olacağını düşünüyorum. Evlerde kullanılan arıtma daha çok koku, görüntü bu tür şeylere odaklıdır. O yüzden hijyen açısından güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Özellikle temiz ve hijyene dikkat eden bu içecek ve yiyecek sektörünün olduğu yerlerde tüketmelerini tavsiye ederim. Merdiven altı dediğimiz sirkülasyonu çok hızlı olan, kalabalık olan yerlerden de biraz uzak durmalarını tavsiye ederim. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav sonuçları açıklandı. Detaylara bakacağız şimdi. Canlı yayın noktamıza uzanalım. O noktada ekibimizden Kübra Bal bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Sözü Ankara'ya, Kübra'ya bırakalım. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan sözlü sınav sonuçları dün açıklanmıştı. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri de aslında bununla birlikte yeniden gündeme gelmiş oldu. Sözlü sınav sonucunu öğrenmek isteyenler E-Devlet üzerinden sonuçları öğrenebiliyorlar. Sözlü sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecekler. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri taban puanları ve kontenjan listesi ise atama kılavuzundan öğrenilebilecek. Peki adaylar atama tercihlerini ne zaman yapacaklar? Hemen izleyicilerimiz için detaylandıracak olursak adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapabilecekler. Elbette sonuçlar da 1 Eylül tarihinde duyurulacak. Müjdeli haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelmişti. Bakanlık sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntıları da açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de aslında en fazla öğretmen ataması yapılacak olan alanın 7503 kişiyle okul öncesi alanında olduğunu söylemişti. Öte yandan bunu sırasıyla 2223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel eğitim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ve son olarak 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek. Elbette sırayla da yine diğer alanlarda da atamalar yapılacak. Ayrıca beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjandan 31'i milli sporcular için arasından atama yapılacak. Yani 99 branşta toplamda 19.969 öğretmen, yani yaklaşık 20 bin öğretmen ataması yapılacak ve bu atamaların başvuru tarihi de 27-31 Ağustos tarihleri arasında olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü istatistiklerini açıkladı. 2022 ikinci çeyreğinde işsiz sayısı bir önceki döneme göre
43 bin kişi azaldı. Son dönemde ihtiyacı olmasına rağmen personel bulamayan fabrika ve iş yerlerinin sorunu da büyüdü. Bir buçuk iki senedir arıyoruz. Başvuru bile yapılmadı. İş var ama çalışmak isteyen yok yani. Kimi garson arıyor, kimi satış elemanı arıyor. İş yeri sahipleri yeteri kadar maaş verse de çalışacak eleman bulamıyor. Birkaç kişi geldi, telefon numarası falan bıraktılar. Gelin dedik, bugün kimse geri giden olmadı. Herhalde çok zor geliyor bu iş, havalar sıcak olduğundan dolayı. Gelin de bir gün çalıştı, ikinci gün gelmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022 yılı ikinci çeyreğinde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bin kişi oldu. Ancak son dönemde ihtiyacı olmasına rağmen personel bulamayan fabrika ve iş yerlerinin sıkıntısı da büyüdü. Eleman arıyorum ilanı dükkanımda yapıştırmış olmama rağmen gelen giden yok. Yani gelenler de baştan beğenmiyor. En fazla şikayet edilen konulardan biri de birkaç gün için iş bırakılması. Önceden yine böyle yaz tatillerinde çocuklar hani çalışsınlar, eli iş tutsun diye ailesi gönderdi. Şimdi o da yok. Kalifiye olmasa da biz hani kendimiz yetiştirelim istiyoruz. Geldiği zaman da çalışmıyorlar. Hani evde yatacağına gel çalış, hani paranı kazan, yemeğini ye dedik. İki gün geldi durmadı. İş için çok fazla müracaat yok. İş beğenmiyorlar, artı maaş beğenmiyorlar. Çalışma saatlerini soruyor. O kadar çok şey arıyorlar ki. Demek ki insanların ihtiyacı olsa aşırı ilgi olur. Çalışana her zaman iş vardır yani. O işsizlik diye bir şey yok yani. Teknofest Karadeniz kapsamında düzenlenen hacker yarışmasında büyük bir sürpriz yaşandı. Yarışan takımların bir dizi şifreyi çözerek iki gündür ulaşmaya çalıştığı hackerların Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç olduğu ortaya çıktı. Evet, eller yukarı, yukarı. Polis. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kolay oldu mu bizi bulmak? İki gün uğraştılar, şifreleri kırdılar. Aranan hackerları bulduklarında büyük bir sürprizle karşılaştılar. Zor oldu mu burayı bulmak? Teknofest Karadeniz kapsamında Hack Karadeniz yarışması heyecan dolu anlara sahne oldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yapılan yarışmaya 29 ülkeden 380 ekip katıldı. Beyaz hacker takımları çeşitli noktalardaki açıkları tespit edip ödülleri topladı. Finale kalan takımlar yarışma boyunca yoğun emek harcadı. Beyaz hacker takımları siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleriyle hareket etti. Siyah hackerların telefonlarını takip eden ekip bir kafede olduğunu belirledi. Yarışmacılar arkaları dönük siyah kapüşonlu iki kişiye baskın yaptı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kolay oldu mu bizi bulmak? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'u gören gençler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Arkadaşlarımız da bizlerin yerini önce ipuçlarını bularak Türkiye'de geliştirilmiş software'lerde, yazılımlardaki zafiyetleri bularak daha sonra Emniyet Siber Güvenlik Dairemizle işbirliği yapıp telefonlarımızdan bizim yerimizi tespit ederek işte buraya geldiler. Varank yarışmayı siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini söyledi. Arkadaşlarımız birer abileri olarak sadece onların önünü açmak için çalışıyoruz ve inanıyoruz ki Türkiye'nin gerçek hikayesi o genç kardeşlerimizin elinden çıkacak. Biz kendilerini tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Çanakkale'de bulunan Assos Antik Kenti'ndeki kazılarda Roma dönemine ait 2200 yıllık çeşme kapısı kalıntıları bulundu. Kazılarda ortaya çıkarılan kalıntılar Roma dönemine ışık tutuyor. Antik kazılarda 2200 yıllık Roma çeşmesi kalıntıları bulundu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Assos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Assos Antik Kenti hem Helenistik dönemde hem de Roma döneminde önemli bir kent ve Amerikalılar burada ilk kez 1881 yılında kazıları başlatmak için burayı seçmişler. Şimdi ise Assos'ta kazılar
12 ay sürüyor ve 12 ayda çok önemli bulutlara sanıyor. Kazıda Almanya'dan gelen bilim insanlarıyla birlikte 30 kişilik bir ekip görev alıyor. Bölgede 2200 yıllık çeşme yapısı kalıntıları bulundu. Kazı Başkanı Profesör Doktor Nurettin Arslan, çeşme yapısı kalıntıları ile ilgili bilgi verdi. Bu söz konusu yapının fonksiyonunu aslında bilmiyorduk. Tabii kazılar sonrasında buranın Roma döneminde milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş Nymphion ya da diğer ismiyle bir çeşme olduğunu tespit ettik. Çünkü biz bugüne kadar Assos'ta su ihtiyacının daha çok yağmur sularının su altına depolanaraktan sarnıçlar vasıtasıyla giderildiğini ve temin edildiğini bilmekteydik. Bölgede kazılar 42 yıldır aralıksız devam ediyor. Saatlerimiz onu gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatte de Acı Haber, Acı Haber'in ayrıntılarıyla başlayacağız. Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Hudut Karakolu'nda düzenlenen saldırıda şehit olan topçu uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu, GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Şehit Cirnoğlu tören sonrası kiliste son yolculuğunu. Uğurcan Cirnoğlu 31 Ekim 1996 tarihinde GAP Havalimanı'nda yapılan törene şehidin yakınları, silah arkadaşları ve devlet erkanı katıldı. 29 yaşındaki şehit topçu uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu tören sonrası memleketi kilise uğurlandı. Evli ve bir çocuk babası şehit Uğurcan Cirnoğlu'nun yıllık izinde olduğu ve önceki gün çiçek alan Hudut Karakolu'ndaki görevine tatil sonrası başladığı öğrenildi. Allah yolunda öldürülenlere ölüm demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu... Maalesef bir acı haber daha, sıcak bir gelişme. Birecik Şanlıurfa hududunda 16 Ağustos 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız topçu Sözleşmeli Er, Enes Gazi Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur açıklamasını yaptı Milli Savunma Bakanlığı. Ekranlara da yansımış durumda bir askerimizin daha şehit olduğu bilgisi Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, tüm Türkiye'ye sabır, başsağlığı dileklerimizi paylaşmış olalım. Devam edeceğiz. Endonezya'dan ülkemize 30 yıl aradan sonra devlet başkanı seviyesinde ilk ziyaret gerçekleşti. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah Ankara'ya geldi. Gündemde savunma sanayi, ihracatın arttırılması ve bölgesel konular vardı. Başkan Erdoğan, Şah'a devlet nişanı takdim etti. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah Türkiye'ye geldi. 30 yılın ardından devlet başkanı düzeyinde gerçekleşen bu ilk ziyarette Malezya Kralı tören kıtasını Türkçe selamladı. Merhaba Naskar! Temmuz ayında Malezya Başbakanı'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette iki ülkenin ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması kararlaştırılmıştı. Bunun üzerine Malezya Kralı Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi. Külliye'de konuk devlet başkanı için resmi karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından Başkan Erdoğan ve Malezya Kralı baş başa görüşmeye geçti. Gündemde savunma sanayi, ihracatın artırılması ve bölgesel konular yer aldı. Baş başa görüşme ve resmi akşam yemeğinin ardından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde devlet nişanı törenine geçildi. Başkan Erdoğan burada Malezya Kralı Abdullah'a devlet nişanı takdim etti. Şimdiye kadar 27 devlet ve hükümet başkanına verilen nişan, Türkiye'nin en yüksek devlet nişanı olma özelliğini taşıyor. Erdoğan, 2014'te başladığı Cumhurbaşkanlığı süresince Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e ve Kuveyt Emiri Es-Sabah'a devlet nişanı vermişti. Altılı Masa son kez toplanıyor. Aday belirsizliği ise devam ediyor. Tülay Ağoğlu başkent kulislerinde neler konuşulduğunu aktarmak için hazır. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Ankara'ya canlı yayın noktamıza uzanalım ve sözü Tülay Ağoğlu'na bırakalım.
Hakan Uysal, altılı masa toplantılarının birinci turunun sonuncusu yapılacak. Ne zaman? 21 Ağustos Pazar günü. Bu defa Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Kuşkusuz aday beklentisi var. Altılı masadan aday kim olacak? Bunun belirlenmesi yönünde beklenti var, ancak yine belirlenmeyecek. Aday konusu konuşulmayacağı ifade edildi. Toplantının katılımcıları tarafından, liderler tarafından aday konuşulmayacak. Ne olacak gündemde? Çeşitli alanlarda komisyonlar kurulmuştu. İşte bu komisyonların çalışmaları değerlendirilecek. Bu toplantıda da seçim takvimi değerlendirilecek bir anlamda. Deva Partisi Genel Başkanı Babacan ve Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu şuna iki konuya gündeme getirdiler. Koalisyon protokolü hazırlanmasını istediler. Yani seçimden sonrasına ilişkin de yine bir protokol yapılmasını istediler. İşte bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor bu toplantıda. Pazar günkü bu birinci tur son toplantıdan sonra da 45 günlük bir ara verilecek ve bu süreçte altılı masa kamuoyunda nasıl bir etki yaratıyor? Olumlu mu, olumsuz mu? İşte anketler bu değerlendirilecek. Sonrasında yeniden masa kurulması gündemde olacak ya da olmayacak bu anketlere göre, kamuoyu yoklamalarına göre. İşte aday belirleme çalışmalarının da ya da aday belirleme konusundaki görüşmelerinde Ekim ayından sonra, yani 45 günlük bir aradan sonra başlayabileceği ifade ediliyor kulislerde diyelim. Sözü Hakan Uysal'a bırakalım. Ankara şehirler arası otobüs terminali 10 dakika bile sürmeyen şiddetli yağmura dayanamadı. Her yer sular altında kaldı. Mağdur olan esnaf yaşananlardan şikayetçi ve zararlarının karşılanmasını istiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AŞTE'nin 2 ay önce 70 milyona yakın harcamayla yenilendiğini açıklamıştı. Çatı açık olduğu için tavan mavan her taraf su aldı. Ondan sonra dayanamadı, tavanlarımız çöktü. 10 dakika süren yağmur sonrası Ankara otobüs terminali tanınmaz hale geldi. Her yer su içinde. Görüyorsunuz. Esnafın durumu çok kötü. Oo, bildiğin açtı şelalesi olmuş. Valla çatıyı açık bırakmışlar. Komple yağmurla doldu. Görevler sonra geldi. Her yer su olduğu için yetişemediler. Yolcu ve esnaf AŞTE'de adeta çileden çıktı. İnsanlar kendi imkanlarıyla birlikte suları temizlemeye koyuldu. Yukarıdaki şu havalandırma boşluklarında koy abi. Şu alt kısımdaki kitapların hepsi ıslandı. Ortalık zaten sel suyu götürdü. Yani çok büyük. Buradan sular akmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AŞTE'nin 2 ay önce 70 milyona yakın harcamayla yenilendiğini açıklamıştı. Hiç kimse gelip de aşağı inip geçmiş olsun veya şudur budur ben görmedim. AŞTE'nin altyapı probleminin yanı sıra çatıda yapılan işlemde çatının açık bırakıldığı ve taşeron firmanın bazı noktaları tamamlamadığı belirtildi. Havanları yapıyorlardı. Taşeron firma tahminen buraları açık bıraktı. Tüm terminal su bastı. Esnaf mağdur ya, yolcu olaraktan, iş olaraktan mağdur oldu. Tadilat olmuştu çatıda. Çatıdaki tadilatı da yukarı kapanmadığında biraz yerde. Kadife peteklerinden popülasyonlar aşağıda var. Aşçıların bizim tezgahlar, ön taraflar, terminal içi. Esnaf zararın karşılanması için yetkilileri göreve bekliyor. Ödevi var zararımız. Depodaki unlarımız, çaylarımız, şekerlerimiz, yani tavan lardan gelen sularla beraber bayağı bir kısım kullanılamaz halde. Sahnelerimiz, şekerlerimiz, çekme helvalarımız hepsi zararlı şu anda. İndirim yapılan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde raflarda son durum ne? Canlı yayın noktamıza uzanalım. Filiz Uçan gelişmeleri aktarmak için hazır. Sözü Filiz'e bırakalım. Aktan Uysal, Başkan Erdoğan'ın tarım kredi marketlerinde temel gıda ürünlerindeki indirim yapılacağını duyurmasının ardından pazartesi günü itibariyle de o indirimler fiyat etiketlerine yansımaya başladı. Biz de şu anda tarım kredi kooperatiflerindeyiz. Buradaki fiyatları da izleyicilerimiz için paylaşmış olalım. Temel gıda ürünlerinde, yani 30'u aşkın temel gıda ürününde uygulanmaya başladı. Şu anda ekranlarda örneğin 5 kilogramlık bir Anadolu ununu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi tarım kredi marketlerinde 50 liradan satılıyor. Peki
Başka hangi ürünlerde indirim var? Bunu da izleyicilerimiz için aktarmış olalım. Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, yine bu bakliyat çeşitlerinde. Yine şekeri görüyorsunuz örneğin. Onun fiyatı da şu anda 22 lira 50 kuruştan satılıyor gördüğünüz gibi. Bunun yanı sıra yine patates, kuru soğan, karpuz, kavun gibi diğer yiyecek ürünlerinde indirimler uygulanmaya başlandı. Aynı zamanda sadece yiyecek olarak değil, bunun yanı sıra da yine sabun, peçete, kağıt havlu, bebek bezi gibi ürünlerde de yine uygulanmaya başlandı. Hemen bir arkaya doğru gidelim kameraman arkadaşımla. Burada da salçayı görüyoruz. Hemen bakalım. Burada da yine 830 gramlık bir salçayı görüyoruz. Onun fiyatı da şu an Tarım Kredi marketlerinde 16 lira 25 kuruştan satışa sunuluyor. Tabii Tarım Kredi kooperatiflerinde ilk günün ardından, yani pazartesi gününden sonra indirimin başladığı ilk günde toplamda 7 kat ciroya ulaşıldığı açıklandı. Yani indirimin, kampanyanın başlamasının ilk gününden sonra yaklaşık 7 kat ciroya ulaşıldı Tarım Kredi kooperatiflerinde vatandaşların ilgisiyle. Şu anda da başka bir unu yine ekranlarda gördünüz. Yine 52 lira 50 kuruştan satılıyor. Biraz daha ilerleyelim. İleride tabii 30'u aşkın temel gıda ürününde dedik. Tüm ürünlerde yok. 30'u aşkın temel gıda ürününde yine burada bir toz şekeri görüyoruz. Onun da şu anda gördüğünüz gibi 2 kilogram ağırlığı ve fiyatı da gördüğünüz gibi Tarım Kredi kooperatiflerinde 34 liradan satışa sunuluyor bu ürününde. Tabii aynı zamanda zeytinlerde de indirim var. Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytinler. Buradaki fiyatları da görüyoruz. Tabii çeşitli ürünler var. Yine sarı etiketlerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi burada 500 gramlık bir zeytin de 20 lira 90 kuruştan satışa sunuluyor Tarım Kredi kooperatiflerinde. Bazı ürünlerde indirim geldiği için o da o ürünlerden bir tanesi bu zeytinde. Yine burada başka bir zeytini görüyoruz. Bunun da doğal salamura siyah zeytin olduğunu görüyoruz. Bunun da yine bakıyoruz hemen burada fiyatı 13 lira 75 kuruştan satışa sunuluyor. Bu zeytinin fiyatı da Tarım Kredi kooperatiflerinde. Tabii aynı zamanda zeytinin yanında peynir gibi ürünler de kahvaltıların vazgeçilmezi. O ürünlerde de yine indirimler var. Hemen o ürünlere doğru da bakalım. Tabii 30'u aşkın indirimde dedik. Vatandaşlar bazen bütün ürünlerde gibi algılayabiliyor. O yüzden indirimi görmüyor olabilir ama sadece 30 temel gıda ürününde indirim başlandı. Yine burada çeşitli peynirleri de görmediğim gibi. Tabii peynirin çeşidine göre de değişiyor. Örneğin şu karşıda gördüğümüz peynir şu anda 36 lira 90 kuruştan satışa sunuluyor. Yaklaşık 400 gramı. Hemen karşı tarafa doğru ilerleyelim. Burada da yine bakliyat ürünlerini görüyoruz. Bakliyatlarda da yine temel gıda olduğu için indirimler var. Örneğin hemen bakalım. Burada bir makarnayı görüyoruz. 500 gram ağırlığı var ve fiyatı gördüğünüz gibi 4,5 liradan satışa sunuluyor. Makarnanın fiyatı da tabii çeşitlerine ve yine ağırlığına da göre değişiyor. Burada da mesela bir şehriye görüyoruz. Onun da yine 500 gram bir ağırlığı var ve gördüğünüz gibi o da 6 lira 90 kuruştan satışa sunuluyor. Tabii yalnızca makarna çeşitlerinde değil, yine pirinç, bulgur gibi ürünlerde de var. Örneğin bakalım burada bir pirinci görüyoruz. Osmanlı pirinci kilogramı 1 kilogram gördüğünüz gibi fiyatı da 17 lira 90 kuruştan satışa sunuluyor. Az önce aktardım. Yalnızca yiyecek ürünlerinde değil, aynı zamanda diğer temel gıda ürünleri, yani peçete, bunun yanı sırında özellikle de bebekli anneler için önem arz ediyor. Bebek bezlerinde de önemli ölçüde indirimler var. Hemen böyle ilerleyelim. Burada da yine görelim. Mesela burada yine tuvalet kağıdı, kağıt havlular var. Hemen bir sarı etiketliye bakalım. Burada 16'lı bir tuvalet kağıdı var. Gördüğünüz gibi onun fiyatı da şu anda 59 lira 90 kuruştan satışa sunuluyor Tarım Kredi kooperatiflerinde. Yine bir bebek bezine bakalım. Burada tabii bebek bezlerinde çeşitleri var. Büyüklüğü, küçüklüğüne göre yine burada başka bir sarı etiketli ürün görüyoruz. 90'lısı mesela örneğin bu bebek bezinin 124 lira 90 kuruştan satışa sunuluyor. 30'u aşkın temel gıda ürününden bahsediyoruz ve bu yalnızca yiyecek değil. Saydığım bütün ürünlerde bu indirimler uygulanmaya başladı ve pazartesi gününden itibaren de satışların ilk gününde 7 kat ciroya ulaşıldı ve bu indirimler de elbette ki devam edecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım Aktan Uysal. Manisa'da 2 yaşındaki Aybars Çakır 30 santim çapında 3 metre derinliğinde sondaj kuyusuna düştü. Minik Aybars ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı. Sondaj kuyusuna düşen mini Aybars ekiplerin 5 saatlik zorlu çalışmasıyla kurtarıldı. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 2 yaşındaki Aybars Çakır anne ve babasıyla tarladan dönerken 30 santim çapında 3 metre derinliğinde eski sondaj kuyusuna düştü.
Çocuğu kuyudan çıkarmaya çalışan anne ve babanın çabaları sonuçsuz kalınca durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri 2 yaşındaki Aybars'ı kurtarmak için zamana karşı mücadele verdi. Mini Aybars su kuyusu çevresinde 5 saat süren kazı çalışmasıyla kurtarıldı. Deli yüreğinde bekleyen anne ve baba çocuklarının çıkarılmasıyla sevinç gözyaşları döktü. Hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Aybars Çakar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun İstanbul Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Yazıcıoğlu'nun sunucu eşi Ece Erken duruşma salonunda fenalık geçirdi. Öldürülen avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun failleri yargılanmaya başladı. Mahmut Yazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken mahkemede fenalaştı. Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu 10, tutuksuz 10 sanıkla avukatları katıldı. Ece Erken ve Mahmut Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmut Yazıcıoğlu da avukatıyla birlikte hazır bulundu. Sanıklardan Kadir Yasağ'ın savunması sırasında Ece Erken'in bayılması nedeniyle duruşmaya zorunlu bir ara verildi. Erken'in düşerken başını duruşma salonundaki sandalyeye çarptığı öğrenildi. Kısa sürede kendine gelen Ece Erken'in salondan çıkarken ağladığı gözlendi. Erken'in sağlık durumuyla ilgili avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül adliye önünde açıklama yaptı. Duruşma öncesinde müvekkilim zaten çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Fakat sanıkların ifadeleri ve olay anlatımları esnasında müvekkilimin başı dönerek düştü ve başını sandalyeye vurdu, dayanamadı. Bayıldığı için kollarından kaldırarak getirdik. Arka kapıdan çıkışını yaptık. Hastaneye doğru geçtiler. Başını vurduğu için belki bir doktor hastane kontrolü gerekebilir. 8 yaşındaki Elif Ayça Arık lösemiyle mücadele ediyordu. Küçük kız Selamettin Çekin'in donör olmasıyla yaşama tutundu. Elif'in hayali süper kahraman olarak adlandırdığı Çeki ile buluşmaktı. Ancak 26 yaşındaki gencin trafik kazasında yaşamını yitirdiğini öğrendi. Elif Ayça da süper kahramanın ailesiyle bir araya geldi. Ağlatan hikayede beklenen buluşma gerçekleşti. Duygusal anlar yaşandı. Adana'da yaşayan Elif Ayça Arık'a 2020 yılında lösemi teşhisi konuldu. 6 Kasım 2020'de uygun ilik nakledildi ve küçük kız iyileşti. Elif kendisine hayat veren süper kahramanıyla tanışmak için mektup yazdı. Ancak donör 26 yaşındaki Selamettin Çekin'in trafik kazasında yaşamını yitirdiğini öğrendi. Kızın annesi Betül Demirbaş, genç adamın ailesiyle tanışmak için harekete geçti. Araştırma yapan anne, bağışçının ailesine ulaştı ve kızıyla beraber Adana'dan Bursa'ya gitti ve Selamettin Çekin'in ailesiyle buluştu. Elif Ayça Arık, süper kahramanım dediği donörün odasını gezdi. Daha sonra da 26 yaşındaki gencin mezarına gitti. O sırada Arife Çekin'in sözleri yürekleri burktu. Acılı anne, oğlunun kolyesini küçük kıza hediye etti. İspanya'da kuraklık ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerlemeye devam eden alevler ülkenin güneydoğusundaki iki kasabaya sıçradı. Şehir merkezine 90 kilometre mesafedeki yangın nedeniyle 1500'den fazla kişi tahliye edildi. Alevlere müdahale ise aralıksız devam ediyor. Hızla yayılan alevler yerleşim bölgesine sıçradı. Valencia kırsalında korku dolanlar yaşandı.
İspanya'da sıcak hava ve kuraklığın tetiklediği orman yangınları 10 bin hektardan büyük alana yayıldı. Ülkenin güneydoğusunda ilerlemeye devam eden alevler Valencia kırsalındaki iki kasabaya ulaştı. Yüzlerce sivilin günler öncesinden tahliye edildiği bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Şehir merkezine 90 kilometre mesafedeki şiddetli yangına onlarca itfaiye ekibi ve yangın söndürme uçağı müdahale etti. Tahliye edilen endişeli kasaba sakinleri de söndürme çalışmalarını yasaklı bölgenin sınırında toplanarak izledi. 14 Ağustos günü ormana düşen bir yıldırımın yol açtığı şiddetli yangın şu ana kadar 24 bin dönüm alanı küre çevirdi. Toplamda 11 noktadan tahliye edilenlerin sayısı ise 1500'ün üzerinde. Emniyet Genel Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre bekçiler gündüz çalışamayacak. Haftalık çalışma süreleri de 40 saat olacak. İşte ayrıntılar. Emniyet Genel Müdürlüğü 81 ile bekçi genelgesi gönderdi. Buna göre bekçilerin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerinden aldıkları gündüz çalışma olurları sonlandırıldı. Böylece çarşı ve mahalle bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak. Bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak. Zorunlu haller dışında çalışma süreleri ve saatleri dışında çalıştırılamayacak. Olağanüstü hal, terör, doğal afet, salgın hastalık gibi durumlarda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün teklifi ve bakanlık onayıyla çalışma süreleri ve saatleri değiştirilebilecek. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte araç kiralama şirketlerinde talep patlaması yaşanıyor. Sektör temsilcileri yaşanan talep artışına paralel olarak tüketici mağduriyetlerinin de arttığını söyledi. Peki tüketiciler güvenli araç kiralayabilmek için nelere dikkat etmeli? İşte yanıtlar. Yaz tatilinde araç kiralamada büyük artış yaşanıyor. Talebin bu kadar yoğun olması mağduriyetleri de beraberinde getiriyor. Özellikle internetten araç kiralamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken konular var. Araç kiralamaya talepler arttı. Haliyle rentekar şirketleri de fazlalaştı. Bu fazlalaşmayla birlikte de bazı konularda hem şirketler hem vatandaşlar mağdur olmaya başladı. Peki bu mağduriyet nasıl giderilebilir? Vatandaşlar en çok araç kiralarken sahte siteler var, internet siteleri. Gerçek firmaların internet sitelerini kopyalayıp İnternet üzerinden dolandırıcılık yapıyorlar. Güncel mesela 500 TL olan bir araç kira fiyatını 300 TL olarak yazıyorlar. Vatandaştan bu ücreti EFT olarak alıyorlar. Daha sonra kimseye ulaşamıyorlar. Vatandaşların bu ödediği para havaya gidiyor bir yerde. En fazla mağduriyette müşteriye kiralama esnasında şirketler tarafından imzalatılan sözleşme ve senetler nedeniyle yaşanıyor. Araç kiralayan vatandaşların mağdur olmaması için en çok dikkat etmesi gereken şeylerse araç kiraladıkları şirketlerin güvenilir olması ve kiralama esnasında imzaladıkları evrakların kontrol edilmesi. Biz aracı kiraladık, ödemesini de yaptık, getirdik aracı teslim ettik ve gözümüzün önünde senedimiz ve sözleşme iptal edildi. Üzerine çizgi çekilip yırtılıp atıldı çöpe. Senedi ödesek bile, üzerine iptal çizgisini çeksek bile onu bir müddet saklamamız gerekiyor. Güvenli bir kiralama için tüketicilerin dikkat etmesi gereken basit ama önemli birkaç konu var. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, araç kiralamada tüketici mağduriyetlerinin yaşanmaması için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. O takip sistemleriyle kiralık araçları istedikleri yerde kilitliyorlar. Kilitlendiği zaman da siz zannediyorsunuz ki bozuldu araç. O araç bozuldu dendiği anda kesin tutanak tutulması lazım. Teslim ederken kesinlikle rentekarcının elinden aracı aldığım gibi herhangi bir ekstra hasar bırakmadan, bir arıza olmadan teslim aldım diye aynen biz de ondan yazı alacağız. Hani o bize nasıl verirken bir takım yazılar alıyor, biz de o yazıyı almadan aracı teslim etmeyelim.
Toplu taşımaya alternatif olarak ön plana çıkan elektrikli skuterler bazı Avrupa ülkelerinde yasaklandı. Türkiye'de skuter düzenlemeleri neler? Ayrıntılara bakacağız ekibimizden Esra Keskin son bilgileri aktarmak için. Hazır, sözü Esra'ya bırakalım. Aslında yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada kullanılan ulaşım araçlarından biri haline geldi elektrikli skuterlar. Ancak bazı kullanımlarda olumsuzluklar da ortaya çıkmaya başladı. Yoğun kullanımla birlikte geride bıraktığımız günlerde haberlerde belki görmüşsünüzdür. 23 yaşında bir genç kız Şişli'de karşıdan karşıya geçerken bir araba çarpması sonucu skuterla hayatını kaybetmişti. Şimdi dilerseniz elektrikli skuterların düzenlemelerine bakalım, kullanım şartları neler, bir de onlara bakalım. Burada şu an biz İstanbul Bebek'teyiz. Aslında onlarca elektrikli skuterların burada gördüğünüz gibi yol kenarlarına bağlanmış olduklarını görüyoruz. Yalnızca bulunduğumuz bölgede değil, birçok bölgede aynı şekilde bir manzara söz konusu. Yani bu ulaşım araçları Türkiye'de oldukça yaygınlaştı. Bununla birlikte yeni yönetmelikler de geldi. Şimdi bu araçların öncelikle bir hız sınırı var. O hız sınırı da 25 kilometre olarak belirlendi. Yani 25 kilometrenin üzerine çıkılmayacak şekilde üretimleri yapılmaya başlandı. Şu an burada bulunan skuterler öncelikle kiralanabilir olanlar ve bunların aynı zamanda kişisel olarak satılan satılanları da mevcut. Yani kendiniz de bu araçlardan alıp kiralamadan kendiniz de sahip olup bu araçları kullanabiliyorsunuz. Hemen burada bir bisiklet yolu var gördüğünüz gibi. Bu araçların eğer varsa bisiklet yolunda kullanılması zorunlu. Bisiklet yolu varsa bu yollarda kullanılacak. Eğer yollarda bisiklet yolları yoksa 50 kilometrelik hız sınırının olduğu yollarda sağ şeritte kenarlardan kullanımı serbest olarak yine bu düzenlemede belirlendi. Azami hız sınırı 50 kilometre olan karayollarında kullanılabiliyor ve aynı şekilde bu skuterlara iki kişinin binmesi de yasaklandı. Yani tek kişilik olarak binilmesi kararlaştırıldı yeni düzenlemeyle. Tabii bir de bu hemen üst tarafta görmüş olduğunuz kısmın kauçuk yani kaymaz malzemeden yapılması da yeni düzenlemede yer alıyordu. Aynı zamanda bu reflektörlerin hem sağda hem solda bulunması yine kararlaştırıldı. Arka tarafta bir far, hemen altında da yine reflektör, aynı şekilde ön kısımda da reflektör ve farların olması hemen bu kısımda görebileceksiniz kararlaştırıldı. Ve burada da aynı şekilde yönetmeliğe uygun bir şekilde bulunduğunu görebiliyoruz. Bir de korna ile alakalı bir karar geldi. O da hemen bu skuterların kornasının 30 metreden duyulabilecek kornaya sahip olmasına karar verildi. Hepsinin üzerinde de bir korna bulunması kararlaştırıldı. Ve sürücülerin manevra için işaret verme anları dışında aracı sürekli olarak iki elleriyle kontrol etmeleri yine zorunlu kılınan özelliklerden biri sayılıyor. Ve park edilen özel mülkiyetin ihlal edilmesi, kamu nizamının bozulması, yayaların engellilerin hareketlerini engelleyecek şekilde park edilmesi de aynı şekilde yasaklandı. Şirketlerin bu şekilde park edilen araçları 2 saat içerisinde kaldırması gerekiyor. Hemen burada da aslında yol kenarlarına park edilmiş ve yol önlerine park edilmesi de aynı şekilde yasaklanmış. Onlarca skuter'ı burada görebiliyoruz. Birçok şartları var skuter kullanımının. Bu şartlara dikkat edilmesi gerekiyor ve kazaların önüne geçebilmek için elbette dikkatli olunması gerekiyor. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım diyelim. Söz tekrar merkezimize bırakalım. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda yaralanan topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir kaldırıldı hastanede şehit oldu. Aynı saldırıda şehadete eren topçu uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu da defnedilmek üzere memleketi Kilis'e uğurlandı. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamada teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur ifadeleri kullanıldı. Aynı saldırıda şehit olan topçu uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu için de GAP Havalimanı'nda tören yapıldı. 29 yaşındaki şehit topçu uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu
Tören sonrası memleketi kilise uğurlandı. Evli ve bir çocuk babası şehit Uğurcan Cirnoğlu'nun yıllık izinde olduğu ve dün çiçek alan Hudut Karakolu'ndaki görevine tatil sonrası başladığı öğrenildi. Hayır, onlar diridirler. Ancak... Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de teröristlere misille karşılık vermeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen yeni açıklama var. O açıklamanın detaylarına bakacağız şimdi. Hemen canlı yayın noktamıza dönelim. Ekibimizden Halil İbrahim Uğur son notlarıyla karşımızda. Halil İbrahim. Haktan Uysal. Kahraman askerlerimiz, kahraman Mehmetçik, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor. Barış bölgesinde, Fırat Kalkanı bölgesinde, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde ve Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde kahraman Mehmetçik yapılan taciz atışlarına, yapılan saldırılara misliyle karşılık vermeye devam ediyor. İşte bu anlamda da kahraman Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde yapmış olduğu operasyonda 4 PKK'lı YPK'li teröristi vurarak etkisiz hale getirdi. Bu önemli operasyona ilişkinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı ve açıklamada Suriye'de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'lı YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi ifadesi kullanıldı. İşte bu önemli operasyonla ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu açıklamayla duyurulmuş oldu. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattında nöbette eller tetikte yapılan saldırılara misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Bu anlamda gerek Barış Pınarı bölgesinde gerekse de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde ve diğer Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde de yine kahraman Mehmetçik yapılan saldırılara misliyle karşılık vermeye devam ediyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Haktan Uysal. Türkiye'nin Suriye sınırında yer alan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki camilerden Türk ordusu birazdan terör örgütü PKK'yı operasyon düzenleyecektir anonsları yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Anonsların maksadını aştığını söyledi. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den havalı saldırılar düzenlendi. Çiçek alan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Güvenlik güçleri bölgeyi çembere aldı, saldırıya anında karşılık verildi. 13 terörist etkisiz hale getirildi. Bu hareketlilik üzerine Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan camilerden anonslar yapıldı. Kahraman Türk ordusu. Yapılan anonsta kahraman Türk ordusu birazdan terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyecektir. Lütfen evlerinizden çıkmayın ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapılan anonslarla ilgili açıklamalarda bulundu. Anonsların maksadını aştığını söyledi. Anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış. Zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var ne başka bir şey söz konusu. Yani bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Gaziantep valisi Davut Gülse sosyal medya hesabından rutinin dışında bir durumun söz konusu olmadığını, sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başkan Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidiyor. Erdoğan ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek. Üçlü zirvede tahıl koridoru ve Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için atılabilecek adımlar da ele alınacak. Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18 Ağustos'ta Ukrayna'ya gidiyor. Erdoğan, Lviv kentinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya gelecek.
Görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla kurulan mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ve Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Olumsuzluklara rağmen çabalarımızı sürdürerek tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Şu anda bildiğiniz gibi gemiler geliyor. Erdoğan, üçlü tarihi zirve öncesinde Ukrayna'daki mevkidaşı Zelenski ile de görüşecek. Stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri değerlendirilecek. Lviv'deki üçlü zirvenin ardından Erdoğan, Zelenski ve Guterres, 19 Ağustos'ta Ukrayna tahılının ihraç edildiği Odessa Limanı'nı ziyaret edecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in bir sonraki durağı ise İstanbul'daki Tahıl Koordinasyon Merkezi olacak. Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM tarafından 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracının önü açılmıştı. Şimdiye kadar ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan bu mutabakatı işletmeyi başardık. Bölgemizde sulh-ü sükun hakim olana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye ile Rusya arasında ikinci parti S-400 sevkiyatı anlaşması ile ilgili Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada yeni bir gelişme söz konusu değil denildi. Türkiye Rusya arasında S-400 anlaşması yapıldığı yönünde bir iddia ortaya atıldı. Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'a dayandırılan haberde S-400 bataryalarından ikinci sevkiyatın yapılacağı duyuruldu. Konuya ilişkin Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir ifadesi. Bugün binlerce insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos depreminin yıl dönümü. Bundan tam 23 yıl önce Marmara'da asrın felaketi yaşandı. 7,4'lük depremde birçok insanın kaderi değişti. Depremin üzerinden 23 yıl geçse de acılar hala taze. Deprem şehitleri için felaketin merkez üssü Gölcük ve Yalova'da anma törenleri vardı. Saatler 3.02 gösterdiğinde hayat durdu. Depremde yaşamını yitirenler dualarla anıldı. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23. yılında anma etkinlikleri düzenlendi. Depremin 23. yılında Gölcük'te anmalar yürüyüşle başladı. Yürüyüşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz. Nerede bu devlet diye vatandaşımızın yalnızlığı ve çaresizliği vardı. Bugün Allah'a hamdolsun 2-2,5 yıldır afetten afete koşuyoruz. Hepimiz takip ediyoruz. Kimse nerede bu devlet demiyor. Depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hayatını kaybedenler saygı duruşuyla anıldı. Yalova'da da anma töreni vardı. Asrın felaketi 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depreminde Yalova'da 2504 vatandaş hayatını kaybetti. Hayata veda edenler dualar eşliğinde anıldı. Deprem kurbanlarının yakınları afetin yıl dönümünde kaybettikleri sevdiklerinin ardından dualar etti. Hala taze olan acılarını Kur'an okuyarak hafifletti. Türkiye'yi sarsan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23. yıl dönümü bugün. Marmara bölgesinde olası bir deprem riski devam ediyor mu? Depremle ilgili çalışmalar son olarak hangi aşamada? Ayrıntılara bakacağız şimdi. Canlı yayın noktamıza uzanalım. Ekibimizden Aslı Bilge Erkutlu da konuyla birlikte bu önemli günde bu başlığı değerlendirecek. Sözü Aslı'ya ve konuğuna bırakalım.
Evet, o acının üzerinden yaklaşık 23 yıl geçti ve acı tabii ki yaşayanlar için halen taze. Peki bu acıyı tekrar yaşamamak için neler yapmalı? İstanbul'da neler yapıldı ve neler yapılmaya devam ediliyor ya da tam tersi neler yapılmıyor? İşte bu soruyu da bu soruları da konuğuma soracağım. Yanımda önemli bir konuğum var. Kadem Ekşi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı bizlerle birlikte. Efendim 23 yıl geçti. Çok büyük adımlar atıldı şüphesiz ki, kentsel dönüşüm çalışmaları halen devam ediyor. Ama yapılanlar ve yapılmayanlar var mı diye şöyle İstanbul'daki son manzarayı, sizler daha da içinde olduğunuz için sizlere sorayım efendim. Evet, önce Marmara depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başlıyorum. Tabii büyük acıydı. Artçıları hala kalbimizde ve hakikaten o 45 saniyede bütün toplum olarak İstanbul'da acı ve gerçeklerle yüzleştik. İfade ettiğin gibi aslında 23 yıl geçti. 23 yılda tabii çok iş yaptık. Ama daha İstanbul'da ev ödev olarak yapmamız gereken önemli adımları atmamız gerekiyor. Şöyle ki, biz İstanbul'da deprem ve kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar çok önemli projeleri, gerek Çevre Şehircilik Bakanlığı, gerek ilgili AFAD ve yerel yönetimler hep birlikte hayata geçirdik. Ama özellikle 99 depreminde 20 bin insanımızın hayatını kaybetmesi, 20 milyar dolarlık da bir finansal kayıpla yüzleştik. Bugün İBB'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile birlikte yaptığı çalışmalarda, analizlerde beklenen İstanbul depreminde bilim dünyasının ifade ettiği ve yüzleşeceğimiz bu depremde aşağı yukarı 15 bine yakın bir can kaybı, 640 bin yapıda deformasyon, yani bunların valiliğimizin açıkladığı, AFAD'ın açıkladığı 50 bin binada toptan göçmeyle karşı karşıya olacağımız bir süreç var. Yani bu kriz bu haliyle yönetilemez. O yüzden süratle bizim yapı suyla ilgili çalışmaları hızlandırmamız gerekiyor. Biz 20 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok önemli çalışmaları AK Parti döneminde yapmışız. Yani kentin risk analizleriyle ilgili atılması gereken bütün adımları 20 yıl boyunca yapmışız. Şimdi işe kazma vurma diye ifade ettiğimiz vatandaş diliyle süreci başlatmamız gerekiyor. Bu kapsamda da mevcut yapı stoğumuzu bir hafızaları tazeleyelim. Yani 7 milyonun üzerinde İstanbul'da bizim bir yapı stoğumuz var. Bunlardan 1,5 milyonunun dönüşümüyle ilgili süreci atmamız gerekiyor. Ama deprem sonrası özellikle TOKİ'nin, emlak konutun 1,5 milyonun üzerindeki bir konut varlığını yenilemesi, hızlı bir biçimde gayrimenkul ve inşaat sektörüne dönüşüm için tetiğe basması önemli. Burada güvenli yapılarla bir yolculuğa devam ediyoruz. Ama tabii acil dönüşmesi gereken 300 bine yakın bizim bir bina stoğu var. Bakın bu 300 bin dönüşüm süreciyle ilgili de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hem Büyükşehir Belediyesi'ne, hem yerel yönetimlere, hem de kendi bünyesinde yapmış olduğu konutlar var. Riskli ve rezerv alanlarla ilgili yapılması gereken işler var. Bakın burada özellikle ilçe belediyelerimizin atması gereken adımlar var. Mesela Cuma günü, iki gün sonra Esenler'de İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm anahtar teslim töreni var. Yani bir ilçe belediyemiz ilgili kamu kurumlarıyla özdeş bir çalışmayı hayata geçirip 60 bin konutu ve anahtarlarını teslim edeceğiz Cumhurbaşkanımızın katılımıyla. İlçe belediyelerimizin bu özgün çalışmaları Gazi Osman Paşa'da, Eyüp'te ve diğer ilçelerimize devam ediyor. Peki Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul'da yapmış olduğu önemli çalışmalar var. Bunlar da biraz önce dediğim gibi 1,5 milyon adedi geçmiş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yapması gereken önemli çalışmalar var. Yani bunlarla ilgili şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde inanın atılan tek bir adım yok. Yani tam bir akıl tutulması var. Yani yönetim anlayışında İstanbul'da hızla bizim dönüşme
dönüştürmemiz gereken alanlar var. Bakın İstanbul'da özellikle batı yakasında ilçelerimizde, yani Fatih'ten Büyükçekmece'ye kadar olan tüm o aralıktaki sahil boylarındaki ilçelerimizin tamamında gerek zemin koşulları gerek mevcut yapı stoğunun çok eski olması nedeniyle hızla oraları yenilememiz, deprem güvenli yaşam alanlarına vatandaşımıza buluşturmamız gerekiyor. Bu adımı atması gereken kurumların başında yerel yönetimler var ve Büyükşehir Belediyesi var. Yani şu anda son 3 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 233 milyarlık bütçesiyle bu işlerin işaret fişeğini aslında atmış olmamız gerekiyordu. Ama ne yazık ki ben Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı olarak ilgili kurumlara yazdığımız yazı ve cevaplarını aldığımızda adeta şok olmuş durumdayız. Yani burada şu anda devam eden çalışmaların olduğunu ifade etmekle beraber 5-600 bandında konut varlığını yenilediğini söylemesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Sayın İmamoğlu gözümüzün içine baka baka 100 bin konut vaat etti. Yani yılda 20 bin konut yapacağını ifade etti. Ama şu anda teslim edilen konut varlığı sıfır. Bu da onun resmi belgesi. Yani biz Kiptaş döneminde ortalama yılda 5 bin, 20 yılda 100 bin güvenli konutu vatandaşla buluşturmuşuz. Bakın şu da Büyükşehir Belediye Meclisi araştırma raporu. Burada İBB'nin yapması gereken ev ödevleri var. Bunları da kendilerine sunmuş olmamıza rağmen bunlar yapılmadı. Peki bir de vatandaşımızı sevindirelim. Bakın biz İstanbul'da okulların %90'ını, hastanelerin %79'unu, sağlık ocaklarının %82'sini, yani idari ve kamu yapılarının neredeyse %100'ünü İPKB eliyle güçlendirmişiz. Yavrularımızın güvenli okullarda, şehir hastanelerimizi deprem izolatörü olarak yapmış, hükümet olarak vatandaşın kullanımına sunmuşuz. Peki İBB ne yapması lazım bu 230 milyarlık bütçeyle? İstanbul'u ayağa kaldırması lazım. Dirençli İstanbul için koşmaya, üretmeye, çalışmaya devam etmesi lazım. Ama öyle mi? Bakıyoruz bütçe, resmi veri. Biz bütçenin %5'ini 2018 yılında deprem ve kentsel dönüşüm için ayırmışız. Peki CHP döneminde ne olmuş? 6 kat bunu küçültmüşler. Yani bu olaya bakış açısını ve yaklaşımı aslında somut ve net bir biçimde ortaya koyuyor. Yani iş yapmak isteyen reklama değil, kentsel ve deprem dönüşüm için bütçe ayırır. Bakın 849 milyon bütçeyi reklam, organizasyon, şov için harcamışız. Yani böyle bir akıl tutulmasıyla bu kent yönetilemez. Burada kentsel dönüşüme ayrılan kaynak 492 milyon lira. Yaklaşık yarısı. Evet, tüm bu vaatleri biz Sayın Başkan'a belediye meclisinde hatırlatıyoruz, sıkça soruyoruz. Evet 100 bin konut vaat ettiniz ama şu anda sıfır çektiniz. Bu kenti bu şekilde nasıl yöneteceksiniz? Yani bu seçim otobüsünün üzerinde verilen bir söylem değil. Acil eylem planını belediye meclisinde açıklıyorsunuz. Bu işleri yapmayı vaat ediyorsunuz. Ama sonuçta sıfır. Sıfır. İşte biz inanıyorum ki önümüzdeki dönem içerisinde gerek TOKİ, Emlak Konut ve diğer kamu kurumlarımızın el birliğiyle İstanbul'da temel afet bilinci, güvenli yaşam ve deprem güvenli şehirler kapsamında İstanbul'un direncini hep birlikte ayağa kaldırmaya çalışacağız. Bunu da hep birlikte yapmak zorundayız. İstanbul için açla koşarak bunu başaracağız diye ümit ediyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, değerli bilgileriniz için. İşte Kadem Ekşi bizlere özellikle İstanbul'da nasıl bir risk var, hangi ilçelerde var, neler yapılıyor, bugüne kadar neler yapıldı, bu soruların cevaplarını tek tek bizler için paylaştı. Sözü yeniden size bırakalım. 1999 depremini ölümsüzleştiren fotoğraf karelerinden biri de 12 Kasım 1999 Düzce depreminden sonra çekildi. Kolunda ekmekler, gözünde yaşlar olan Eşref amcanın fotoğrafı 1999 depreminin sembolü olmuştu. O fotoğrafın hikayesi neydi? Gelin şimdi birlikte hatırlayalım. Fotoğraftaki yaşlı adamın ismi Eşref Cengiz. Acıyla kapanan gözleri, ağlarken görünmese de yaşadığı acı yüzündeki kırışıklıklarla kendini ele verdi. Gizleyemedi. Tarihlerden 12 Kasım 1999.
Düzce depremi. Sadece 30 saniye süren bir sarsıntı binlerce hayatı da yok etti. Sanki ilçeye, kasabaya bomba atılmış gibi bir pozisyon. Çok sayıda bina yıkılmıştı. Fotoğrafları çeke çeke ilerledik. Eşref amca arkasına koca bir yıkıntıyı alarak ilerlerken verdi bu fotoğraf karesini. Bu sahneyle karşılaştım. Bir yaşlı bir amca elinde ekmekler ağlayarak bir enkazdan ayrılmış yola doğru yürüyor. Hemen koşup önüne doğru 7-8 kare fotoğrafını çektim. Ağlarken sürekli bir eli burada ve diyordu ki hep gençler öldü, gençler öldü diye ağlıyordu. Bembeyaz saçları, soğuktan üşümüş kıpkırmızı elleri ve yüzüyle ağlarken görüntülendi. Duygulu anlar yaşıyordu. Çünkü 5 katlı bir binanın altında kalan gençlerin sağ çıkarılıp çıkarılamayacağına bakıyordu çaresizce. Hiç tanımadığı gençler için ağlıyordu. Bir yandan da belediyenin depremzedeler için dağıttığı ekmekleri tutuyordu. Sağ tarafında karenin bir yıkıntı var. Dediler ki gençler Türkiye'nin ümit milli maçıydı sanırım. İzlemek için buraya toplanmışlardı dedi. Çok sayıda genç enkazın altında kalmış ve ne yazık ki orada çok sayıda insanı kaybetmiştik. 1999 depremine ölümsüzleştiren bu fotoğraf karesi tam da o zaman çekilmişti. Hemen koşup önüne doğru 7-8 kare fotoğrafını çektim. Kendisiyle konuşamadım ama... Çekilen bir insan portresi değil, acının, çaresizliği ve kaybın karesiydi aslında. Depremde kendi yakın çevresinden kaybettiği olmamıştı Eşref amcanın. Yine de başkaları için yaşadığı acı ve yüzündeki mahcubiyet tarifsizdi. Geriye dönüp baktığımda acısıyla daha yoğun empati kurabiliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar sorununun çözümü için temaslar hızlandı. Peki EYT'de konuşulan hangi formüller? Detaylara bakalım şimdi canlı yayın noktamızda. Mert Acalioğlu bizi bekliyor. Hemen ayrıntılar için sözü Mert'e bırakalım. Hakan Ünsal, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi için aslında Ekim ayında yani yeni yasama yılıyla birlikte meclisin gündemine gelecek bazı formüller Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından şu an itibariyle çalışılmaya devam ediyor. 5 formül var aslında bizim de önümüzde yapılan değerlendirmeler ışığında ortaya çıkarmış olduğumuz. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olması gerekmekte bilindiği üzere. Bu kapsamda prim gün sayısı ve çalışma yılını tamamlayanların yaşına bakılmaksızın emekli edilmesi gündemde. Öte yandan prim gün sayısını tamamlamayanlar var. İşte bunların askerlik ve doğum borçlanması imkanı sağlayarak prim gün sayılarını tamamlayarak yaşa bakılmaksızın emekli edilmesi de gündemde. Bu iki başlık oldukça dikkat çekici. Öte yandan bir de tabii ki prim gün sayısını tamamlayanların yaşa ve çalışma yılına bakılmadan emekli edilmesi gündemde ki bu noktada erkekler için prim gün sayısı 9000 gün, kadınlar için ise 7200 gün. Bunları tamamlayanların hiçbir şeye bakılmadan, yaşına bakılmadan emekli edilmesi de gündemde üçüncü formül olarak. Bir diğer formül ise yaşta indirim yapılması. Çünkü emeklilikte yaşa takılanlar diyoruz. Örneğin kendisi kişinin 52 yaşında 55 yaşını bekliyor. Arada 3 yıllık bir periyot var. Bu yaşı birazcık daha öne çekerek aslında bunların da emekli edilmesi gibi bir formül üzerinde de çalışılıyor. Bir diğer formül ise Avrupa'da örneklerini görmüş olduğumuz, Almanya'da ve Finlandiya'da görmüş olduğunuz kişiyi emekli ediyorlar. O belirlenen emekli yaşına gelene kadar da maaşından kesinti gerçekleştiriyor. Almanya'da bu formül işliyor. Güzel de işliyor aslında. Örneğin ifade ettiğim gibi kişi 55 yaşında emekli olacak. Kendisi şu an 52 yaşında. O 3 yıllık periyotta her ay maaşından %2'lik bir kesinti sağlıyor Almanya. Yani maaşını yatırıyor ancak o maaştan %2'lik bir kesinti sağlıyor ve bu şekilde o kişileri önceden emekli etmiş oluyor. O 3 yıl dolduktan sonra ise hiçbir kesinti sağlanmadan normal bir şekilde emekli olarak hayatına devam ediyor kişiler. İşte bu formüller şu an itibariyle çalışılan formüller arasında tabii ki farklı detaylar olabilir. Yaş birazcık daha alt seviyelere çekilebilir. Bunlarla ilgili aslında meclisin açılmasıyla birlikte daha da netlik kazanacak. Çünkü görüşmeler başlayacak, komisyonlarda görüşülecek, meclise gelecek, tartışılacak ve bizler de bu ekranlardan süreci yakinen takip edeceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Avrupalı 150 milyon emekliyi Türkiye'de uzun süreli konaklamaya çekecek yol haritası hazırlandı. Turizmciler özellikle Avrupa'da artacak enerji maliyetlerine karşı Avrupalı turistin günlük 21 euroya Antalya'da uzun süreli konaklayabileceklerine dikkat çekiyor. Turizmciler Avrupa'daki emeklileri çekmek için harekete geçti. Türkiye'de tatil için uzun süreli konaklama paketi hazırlandı.
Avrupa'daki 150 milyonluk emekliyi hedef pazar olarak seçen turizmciler yeni yol haritasını çizdi. Bu yol haritasına göre hızla artan yaşam maliyetleri nedeniyle Avrupa'da yaşayan emekliler Türkiye'ye gelecek. Günlük 21 euro bedelli Avrupalı emekliye Türkiye'de tatil imkanı sunulabileceğini ifade eden sektör temsilcileri, Avrupa'da kalmak, Antalya'da tatil yapmaktan daha pahalı yorumunu yapıyor. Turizmciler, Avrupa'da artan enerji maliyetlerinin sonucunda özellikle Antalya'da kış turizminin önünün açılacağını düşünüyor. Bu konuda özel bir çalışma hazırlayan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu, bu durumun özellikle Almanya'da yaşayan emeklileri uzun süreli tatile yönlendireceğine işaret ediyor. Antalya uzun süreli konaklama paketinde rakiplerine fark atıyor. Buna göre Antalya Kumköy'de 4 yıldızlı bir otelde 15 Kasım 2022-10 Ocak 2023 tarihleri arasında 56 gecelemeli paket program için kişi başı 1209 euro ödenerek kalınabiliyor. Bu da her şey dahil günlük 21 euroya geliyor. Otomobil alım satımında fahiş fiyatlarının önüne geçilmesi için yeni bir düzenleme hayata geçti. İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Düzenlemede merak edilenler var elbette. Ayrıntılara biraz daha yakından bakacağız. Şimdi ekibimizden Hande Bayraktar konuyla birlikte bu gelişmeyi sizlerle buluşturmak için hazır. Sözü Hande'ye ve konuğuna bırakalım. İlk önce en büyük sorunlardan biriyle başlamak istiyorum. Aslında sıfır araçları alıp toplu şekilde alıp ikinci el piyasasında satanlar vardı. Fahiş fiyatlara satanlar vardı. İşte bunun önüne geçmek için de 6000 kilometre ve 6 ay sınırı geldi. Bu düzenleme nasıl uygulanacak? Şimdiye kadar da 100.000 aracın da radara takıldığını sizlere aktarabiliriz. Düzenleme ile ilgili detayları da konuğumdan alacağız. Konuğum Çetin Çendik'ten alacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi normalde 6 ay sınırı yoktu, 6000 kilometre sınırı yoktu. Yani buralarda hani sıfır araçları alıp ikinci elde satılabiliyor muydu? Nasıl oluyordu? İkinci ellerde sıfır araçları alıp ikinci el olarak plaka takıldıktan sonra satılıyordu. Şimdi 6 ay veya 6000 kilometre sınırı gelince tabii bunlar azalacaktır mutlaka. Çok da çözüm olmasa da %50 şey yapacaktır. Sıfır araçları da bayilerde almak isteyenler, sıfır araca binmek isteyenler de şey yapacaklar, rahatlıkla bulabilecekler. Peki bu sıfır araçların bu şekilde satılmasının nasıl bir zararı oluyordu hem sizlere hem piyasaya da alıcılar için? Bize zararı şöyle, araç piyasada tezgahta sıfır araç olmayınca bayilerde haliyle ikinci elle fiyatlar yükselmeye geçiyordu. Bizi bu aşamada korsan diye tabir ettiğimiz kişiler de etkiliyor. Bunlar da diğer bireysel satanlar akrabaların, eşin, dostun üzerinden kendi adından 3 araba hakkı tanınması. Bunu binici bir insan bir arabayı aldığında 2 sene, 3 sene biner. Ama bir bakıyorsunuz bir ayda 3 tane araba satmış, vekaletle 3 araba satmış şeklinde gidiyor. Bu da piyasayı etkiliyor. İkinci ele de bunun getirilmesi şart esasında. Hem sıfırda hem ikinci elde diyorsunuz. Tabii aynen. Yani mutlaka şart. Burada artık şu an yok değil mi? Sıfır kilometre bir araç yok şu an. Sıfır kilometre araç bizde yok. Mesela şu anda Niyazi'nin gösterdiği araç, bu ne kaç kilometre? 2017 model bu araç. 45 bin kilometrede bu araçımız. Temiz bir araçtır ama sıfır emsalinde, ama sıfır değil araçlarımız. Bunu alıp bir sene, beş ay, altı ay bekletip prim yapıyorlar. Çünkü bayide yok. Bayide iç krizinden dolayı araç gelmeyince haliyle bunu da fırsata bazı firmalar çeviriyor maalesef. O fırsata çevirmelerin önüne geçmek için de 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı geldi. Şimdi bununla birlikte de 100 bin aracın da radara takıldığı, şimdiye kadar bu satış yapılmaya çalışıldığı da ortaya çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl etkileyecek? Daha da bu denetimler sürdükçe çıkacak mı sizce? Çok var mı bu şekilde? Bu şekilde çok var. Gerçekten çok bildiğimiz, yani bildiğimiz derken şöyle gördüğümüz garajlarda vesaire sıfır araçları görüyoruz. Gerçekten araba sıfır burada niye yatıyor? Hani bir tane, iki tane, bir sürü niye bu kadar yatıyor? Bazı firmalar almış, bunları stoklamış,
Piyasada da çıkmıyor, yok. Sonra istediği, dilediği fiyattan satıyorlar. Ama 100 bin kişinin radara takılması tabii haliyle bizi de ikinci elde hareketlilik yapacaktır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Efendim, bu düzenleme ile birlikte aslında fahiş fiyatların, özellikle de sıfır araçların ikinci el piyasasında satılmasının önüne geçilmiş olacak. Tekrar hatırlatalım. Bununla birlikte ikinci el araçlarda 6 ay ve 6000 kilometre sınırı da gelmiş olacak. 15 Ağustos itibariyle küçük ölçekli balıkçılar için av yasağı kalktı. Balıkçılar karaya bereketle döndü. Tezgahlarda fiyatlar ne durumda? Şimdi buna biraz daha yakından bakacağız. Canlı yayın noktamızda Esra Keskin bizi bekliyor. Ayrıntılar için sözü Esra'ya bırakalım. Evet, Ağustos ayıyla birlikte öncelikle palamutlar artık tezgahlara çıkmaya başladı. Şimdi gelin isterseniz tezgahlardaki son duruma beraber bakalım. Fiyatlar ne? Ne yenir? Hangi balık daha iyi şu an? Hangi mevsimdeyiz? Ve bunları konuşalım dilerseniz. Öncelikle merhaba efendim. Hangi balıklar var ve palamutlar da ne kadar aynı zamanda? Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bu sene balık bol inşallah. Onun müjdesini verelim. Bu sene balığa doyacağız. Harika. Evet, bu sene denizlerde bereket var. Şu an tezgahlarda yansıdı zaten. Geçen sene bu zamanlarda palamutun bir tane yoktu tezgahlarda. Şu an palamut, olta balığı palamut var şu an tezgahlarda. Tanesi 50 lira. Eylül 1'den sonra bira bismillah diyeceğiz. Ondan sonra balıklar da bollaşacak. Şu an bir balık yasağı var bildiğim kadarıyla. Evet, bir 15 gün zamanımız kaldı. 15 gün sonra balık sezonu açılıyor. 1 Eylül'de bira bismillah diyeceğiz. Bu sene hamsi de bol, istavrit de bol, palamut da bol. Yani denizlerde bereket var. Ne onun kadar peki verelim fiyatlar? Şimdi bakalım şöyle beraber. Tamam, söyleyelim. Şu an palamut, olta balığı palamut. Tezgahlar tanesi 55 lira, 50 liraya kadar verebiliyoruz. Ve aynı şekilde çupra levrek var tezgahlarda. Yine aynı şekilde 50 lira tanesi. Daha büyükleri var, 60 lira. Zaten çupra levrek yaz kış olan balık tezgahlarda. Hiç eksikliği yok. Ama bizim şu an en çok merakla beklediğimiz balık palamut ve hamsi. Şu an en çok talep gören balık onlar. Onlar olduğu için bu sene hamsi de bol müjdesini verelim. Palamut da bol müjdesini verelim. Aslında geçerken sahil kenarlarında olta balıkçılarını görüyoruz. Oltalar da yavaş yavaş dolmaya başladı. Bu sene balık bol olacak o zaman. Evet, dediğimiz gibi yani denizlerde bereket var, hem de fazlasıyla bereket var. İnşallah bu bereket tezgahlara yansır. Vatandaşlar ucuz balık yer. Bizim amacımız burada insanlara ucuz balık satmak, ucuz balık yedirmek. İnşallah yanılmayız. Denizlerde dediğim gibi bereket var. Olta balıkçılığı şu an serbest. Olta balık serbest olduğu için tezgahlarda palamut var. Bu zamanlarda, geçen sene bu zamanlarda palamut yoktu tezgahlarda. Ama şu an tezgahlarda palamut bereketli var yani. Hamsiler ne kadar peki? Şu an taze hamsimiz yok. Şoklu hamsimiz var tezgahlarda. Hamsi bira bismillah 1 Eylül'den sonra hamsi çıkacak. Hamsi de ilk açılıştan 35-40'tan yaparız diye düşünüyorum. Ondan sonra zaman geçtikçe 20-25 liraya kadar düşeceğini umut ediyoruz inşallah. Levrekler nasıl? Levrekler çok güzel. Şu an levrekler, bunlar yaz kış olan balıklar. Şu an tane 55 lira, 50 liraya kadar verebiliyoruz. Daha büyükleri var 60 lira. Daha büyükleri var 80 lira. 100 lira, o şekilde devam ediyor fiyatlar. Palamut şimdi başladı ama biraz çok yağlı olanlar diye canın. Ne zaman olgunlaşıp yağlanacak palamutlar? Şimdi palamutun ilacı yağmurdur. Yağmur yağdığı zaman bütün balıklar lezzetlenir. Palamut yağmura hassettir çünkü. Yağmur yağdığı zaman palamutlar büyür. Şu an palamutlar çok yağlı değil ama şu an tavası mükemmel olur. Tabii yağlı olduğu zaman ızgara ya da fırın yapmak zorunda kalırsın ama şu an dün ben yedim. Yediğim içinden söylüyorum. Palamutta muhteşem bir lezzet var. Tavasını yaptım, harikaydı yani. Tava yaptım. Evet, aynen öyle. Ben de geçen gün yedim. Bir tık ekşiydi sanki. Neden öyle? Şu anda yeni başlıyor. Turfan da. Bak şöyle bir şey söyleyeyim palamut. Şu an bayağı büyüdü. Geçen yağmur yağması palamuda yaradı. 250-300 gramdı. Şu an yarım kilo palamutlar. Şu an yarım kilo 400 gram palamutların bir tanesi. Sınırları ne kadar bunların santimleri? Bunların sınırları 50 santime kurtarıyor yani. Hı hı. 50 santime kurtarıyor. Şu an ne kadar? Kaç santim bu? Vallahi şu an santime bilmiyorum tam olarak yani. Harika, ama tezgahlarda bolluk var. Ya tabii tezgahlarda bu sene dediğim gibi palamut bolluğu var, hamsi bolluğu var, istavrit bolluğu var, denizlerde bir müjde var. O müjdeyi biz buradan insanlara aktarıyoruz. Balık bol. O zaman bu sene balığa doğacağız inşallah diyelim. Tezgahlarda bolluk, bereket başladı. Balıklar da yavaş yavaş tezgahları doldurmaya başladı diyelim. Sözü tekrar merkezimize bırakalım. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saate de Acaber'le başlayacağız. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda yaralanan topçu sözleşmeli er Enes Gazi Özdemir kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Aynı saldırıda şehadete eren topçu uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu da defnedilmek üzere memleketi Kilis'e uğurlandı. Acaba biri Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamada
Teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur ifadeleri kullanıldı. Aynı saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnoğlu için de GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnoğlu tören sonrası memleketi Kilis'e uğurlandı. 29 yaşındaki evli ve bir çocuk babası şehidimiz, yıllık izinde olduğu ve dün çiçek alan Hudut Karakolu'ndaki görevine tatil sonrası başladığı da öğrenildi. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Türkiye'ye sabır, başsağlığı dileklerimizi iletelim. Malezya'dan ülkemize 30 yıl aradan sonra devlet başkanı seviyesinde ilk ziyaret gerçekleşti. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah Ankara'ya geldi. Gündemde savunma sanayi ihracatının arttırılması ve bölgesel konular vardı. Başkan Erdoğan Şah'a devlet nişanı takdim etti. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah Türkiye'ye geldi. 30 yılın ardından devlet başkanı düzeyinde gerçekleşen bu ilk ziyarette Malezya Kralı tören kıtasını Türkçe selamladı. Merhaban asker! Temmuz ayında Malezya Başbakanı'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette iki ülkenin ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması kararlaştırılmıştı. Bunun üzerine Malezya Kralı Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi. Külliye'de konuk devlet başkanı için resmi karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından Başkan Erdoğan ve Malezya Kralı baş başa görüşmeye geçti. Gündemde savunma sanayi, ihracatın artırılması ve bölgesel konular yer aldı. Baş başa görüşme ve resmi akşam yemeğinin ardından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde devlet nişanı törenine geçildi. Başkan Erdoğan burada Malezya Kralı Abdullah'a devlet nişanı takdim etti. Şimdiye kadar 27 devlet ve hükümet başkanına verilen nişan, Türkiye'nin en yüksek devlet nişanı olma özelliğini taşıyor. Erdoğan, 2014'te başladığı Cumhurbaşkanlığı süresince Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e ve Kuveyt Emiri Es-Sabah'a devlet nişanı vermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarım kredi kooperatiflerindeki indirimleri görmezden gelerek yine algı operasyonuna soyundu. İndirimlerin yok denecek kadar az olduğu imasında bulunan Kılıçdaroğlu'na yanıt o marketlerden alışveriş yapanlardan geldi. 20-30 kuruşluk indirimler yapılmış. Her şeyle bir skandal. Fiyatlarda indirim var. Mesela bu pahalıydı. 135 indirim alacağız. Erdoğan çıkıyor, indirim havaları atıyor. Tabii ki milletimiz, halkımız memnun. Şahsen ben de memnunum. Ne yazık ki vatandaş umduğunu bulamadı. Çok mutluyuz. İyi, fiyatlar çok güzel. İndirim vatandaş için hiçbir anlam ifade etmedi. Tabii alışverişimi buradan yapacağım. Tarım kredi kooperatiflerinde indirimli ürün satışı başladı. CHP algı operasyonuna soyundu. Müjdenin ardından indirim fiyat etiketlerine yansımaya başladı. İndirimin en çok görüldüğü ürünlerden birisi ise ayçiçek yağı oldu. Gördüğünüz gibi 5 litrelik bir ayçiçek yağı tarım kredi kooperatiflerinde 135 liradan satılıyor. Hükümetin attığı her adımı karalamaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın cebini rahatlatan indirimleri görmezden geldi. Talimatıyla partisinin milletvekilleri de soluğu marketlerin önünde aldı. Gerçek dışı iddialarını vatandaşlar yalanladı. Vatandaşlar umduklarını bulamadıklarını, bunun gerçek bir indirim olmadığını açıkça beyan ediyor. Fiyatlar çevre marketlere bakarsan en az %30, %35, %40 da diyebilirim. Böyle bir ucuzlama var. İndirim makarna fiyatlarına da yansıdı. Gördüğünüz gibi tarım kredi kooperatiflerinde 500 gramlık bir makarna da 4,5 liradan satılıyor. İnşallah daha hep öyle olur. Yağ aldık işte, şeker aldık.
her şeyi aldık. Uygun. Uygulanan indirimler yalnızca temel gıda ürünleri olan yiyeceklerde değil, aynı zamanda kağıt havlu, bebek bezi gibi ürünlerde de uygulandı. Gelin hep birlikte bakalım. Örneğin şu anda Tarım Kredi Kooperatiflerinde 90'lı bir bebek bezi 124 lira 90 kuruştan satılıyor. CHP'nin iddialarının aksine ilk günde rekor satışa imza atıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri yaklaşık 7 kat ciroya ulaştı. Yapılan yazılı açıklamada yeni kampanyaların olacağı belirtildi. İndirimlerin daha fazla üründe ve daha yaygın market ağında uygulanabilmesi için çalışmalara devam ediliyor ifadelerine yer verildi. Kalyon Holding'den CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın güneş paneli fabrikası iddialarına yalanlama geldi. Kalyon PV'nin herhangi bir yurt dışı ortaklığının bulunmadığı belirtilen açıklamada, şirket hakkında itibar suikasti yapıldığı ve yerli üretimin önüne engel çıkarılmaya çalışıldığı vurgulandı. Kalyon Holding, Kalyon PV güneş paneli fabrikasının 150 hissesinin yabancılara satıldığı iddiasını yalanladı. Açıklamada şirket hakkında itibar suikasti yapıldığı ve yerli üretimin önüne engel çıkarılmaya çalışıldığı vurgulandı. Holding'den yapılan açıklamada 11 Ağustos 2022 tarihinde duyurduğumuz üzere International Holding Company ile enerji alanında gerçekleştirdiğimiz stratejik işbirliği, Kalyon Enerji adlı şirketimizin %50'lik hissesini kapsamakta olup, söz konusu ortaklığa Konya Karapınar'da yapımı devam eden Güneş Enerjisi Santrali ile bundan sonra yenilenebilir enerji alanında yapacağımız yatırımlar dahildir ifadeleri kullanıldı. Başta güneş paneli üretim fabrikası Kalyon PV olmak üzere diğer enerji yatırımları ve hidroelektrik santrallerinin ise bu anlaşmanın dışında yer aldığı vurgulandı. Söz konusu stratejik ortaklıktan elde edilen geliri hem Kalyon Enerji'ye ait projelerin büyüme ve gelişiminde hem de tamamı Kalyon Holding'e ait olan Kalyon PV'nin kapasite artırımında kullanılacağı da belirtildi. Yapılan açıklamada dolayısıyla fabrikamız Kalyon PV'de bahsedildiği gibi herhangi bir yurt dışı ortaklığımız bulunmadığını, tamamı Kalyon Holding'e ait olan bu iştirake kendi öz kaynaklarımızla yatırım yapmaya, ülke ekonomisine ve istihdama daha çok katkı sağlamaya devam ettiğimizi, projede kullanılan teşviklerin diğer tüm kurumlara sağlanan teşviklerle aynı olduğunu, ne şimdi ne de geçmişte herhangi bir istisnanın bulunmadığını açık ve net olarak belirtmek isteriz değerlendirmesine yer verildi. Doğalgaz destek ödemelerinin ikincisi başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz tüketim desteği için başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu. Kriterlerin karşılanması durumunda vatandaşa 450 ile 1150 lira arasında enerji desteği hükümet tarafından sağlanacak. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında uyguladığı sübvansiyonla vatandaşa 100 milyar liralık destek sağlayan hükümet, 4 milyon haneyi yakından ilgilendiren destek ödemelerinin ikincisine hazırlanıyor. Başvuruların başladığı ödeme desteklerinde kriterlerin karşılanması durumunda 450 ile 1150 lira arasında enerji desteği hükümet tarafından sağlanacak. Konuyla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz tüketim desteği için başvuruların alınmaya başlandığını hatırlatırken, ikinci ödemenin Ekim-Kasım aylarında yapılacağını açıkladı. Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak yıllık 450 ile 1150 lira arasında verilecek olan doğalgaz tüketim desteği için başvurular alınmakta olup, bu alanda 4 milyon haneye destek sağlanması hedefleniyor. Doğalgaz ödeme desteğine başvuru yapmak isteyen vatandaş, E-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından başvuruda bulunabiliyor. Ancak doğalgaz desteği başvurusu bünyesinde bazı kriterler barındırıyor. Buna göre başvuru sahibinin gelirinden mülk durumuna, desteğin yapıldığı bölgenin altyapı imkanlarına kadar birçok kriter göz önünde bulunduruluyor. Toplanan fındıklar yol kenarında kurutuluyor. Ayrıntılar için Trabzon'a gideceğiz. Trabzon'da ekibimizden Ahmet Çağlar Yıldırım gelişmeleri takip ediyor. Notlarını paylaşmak için de hazır. Sözü Trabzon'a, Ahmet Çağlar'a bırakalım. Evet, Haktan Uysal, Doğu Karadeniz bölgesinde Ağustos ayı başı itibariyle başlayan fındık hasadında sahil kesimlerine fındık hasadı tamamen tamamlanmış durumda ama yüksek kesimlerde devam ettiğini belirtelim. İşte vatandaşların özellikle sahil kesimlerine biraz daha uzak bahçelerden topladığı fındıklarını Karadeniz sahil yolu üzerinde bulunan
bu kaldırımlarda sererek kurutma işlemini gerçekleştiriyor. Hem zuluflu şekilde yani kabuklu şekilde kurutma işlemi yapılırken hem de vatandaşlar patusa vurdurdukları, zulufundan ayırdıkları fındığı ve yine kaldırımlara sererek burada kurutma işlemini gerçekleştiriyorlar. Tabii Karadeniz, Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıkları yine mevsim normallerinde üstünde devam ediyor ama yalnız bugün itibariyle bir yağmur yağışı gerçekleşti ve vatandaşlar işte yağmurda etkilenmemesi için de fındıklarını bu şekilde koruyorlar. Eğer hava sıcaklığı istenildiği düzeyde devam ederse yani 25-26 derecelik sıcaklıklar olursa buraya serilen fındıklar da 3 gün içerisinde kuruyarak kaldırıldığını belirterek sözü Trabzon'dan tekrar size bırakalım. Bakan kurumun açıklamaları var. Şu açıklamaları canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz. En büyük dönüşüm projelerini vatandaşımızla, milletimizle bir olarak gerçekleştirdik. İzmir'de deprem oldu ve İzmir Bayraklı Merkez'de İzmir'e yakışacak, İzmir'in mimarisine yakışacak 5061 konutluk yine İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Konutlarımızın yarıdan fazlasını teslim ettik. Kalan konutlarımızı da inşallah yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Ve tabii bu projelerle birlikte hem vatandaşlarımızın acılarına ortak olduk hem de onlara verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu, gururunu hep birlikte yaşadık. Ve bu noktada da kararlıyız. Hep birlikte, vatandaşımızla birlikte inşallah 81 ilimizde 84 milyon vatandaşımızla birlikte gece gündüz kararlı bir şekilde depreme şehrimizi, ülkemizi hazırlamaya devam edeceğiz. Şu an Esenler'deyiz. Esenler'de yaptığımız Türkiye'nin, dünyanın en büyük kentsel dönüşüm alanı içerisindeyiz. Ve 60 bin konutluk projemizin ilk etapta 4941 konutunu başlattık ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Cuma günü 2030 anahtarımızı vatandaşlarımıza, Esenlerli kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve kalan konutlarımızı da yine yıl sonuna kadar tamamlayıp etaplar halinde toplamda 4941 konutu Esenler'deki büyük dönüşüm sürecinde kullanmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, tabii ülkemizin deprem haritasına baktığımızda nüfusumuzun %71'i, topraklarımızın da %66'sı deprem bölgesi içerisinde deprem riski taşıyor. Ve bu manada şunu gördük ki deprem değil aslında sağlıksız binalar vatandaşımızın canını alıyor, malına zarar veriyor ve deprem dönüşüm sürecine girmemiş hiçbir alanımız kalmasın istiyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. İstanbul'umuz ölçeğinde bakacak olursak İstanbul'da bugün dönüşmesi gereken değerli arkadaşlar 1.3 milyon riskli 230 binde acilen dönüşmesi gereken konutumuz var. Ve bugüne kadar İstanbul'umuzda 300 bin konutun dönüşümünü sağladık ve şu an sahada fiilen devam eden işte Esenler'deki projemiz, Gazi Osman Paşa'daki, Fikirtepe'deki, Üsküdar'daki, Ümraniye'deki, Kartal'daki, Pendik'teki, İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki toplam kentsel dönüşüm proje sayımız 140 bine ulaştı. Ve bu çerçevede de 412 milyon metrekarelik alanda 188 ayrı projede kentsel dönüşüm çalışmamızı yürütüyoruz. Tabii Esenler ölçeğine gelecek olursak değerli arkadaşlar burası 8 milyon metrekarelik bir alan ve bu alanda depreme karşı Esenler'deki riskli yapı stoğunu bertaraf etmek amacıyla belediyemizle birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Ve şöyle geriye dönüp bakacak olursak Esenler'de 2009 yılında depreme karşı dayanıksız yapı stoğu %86 idi. Ve yapılan çalışmalarla ortaya koyulan irade çerçevesinde bugün bu oran %57'ye düşmüş durumda değerli arkadaşlar. Ve inşallah rezerv alanda üreteceğimiz konutlarla birlikte de
Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Buradaki konutlarımızın %45'ini Esenler'deki vatandaşlarımızın dönüşüm sürecinde kullanacağız. 55'ini de yine İstanbul'da farklı riskli bölgelerdeki, ilçelerdeki vatandaşlarımızın dönüşümü için rezerv konut olarak kullanacağız. 60 bin konutluk bu proje Türkiye'nin ilk akıllı şehri olacak ve gerekli sosyal donatısıyla, altyapısıyla, ARGE merkezleriyle, deney yap atölyeleriyle, teknoloji merkezleriyle inşallah hem Esenler'e hem de İstanbul'umuza değer katacak bir proje olarak gerçekleşecek. Bu kapsamda bu alanın %68'ini yeşil alan ve sosyal donatı alanına ayırıyoruz. Ve bu proje bittiğinde her bir vatandaşımız için ilave 15 metrekare yeşil alan kazandırıyoruz. Ve yine 30 metrekare de okul, cami, hastane gibi sosyal donatı alanı kazandırıyoruz. Bu manada da hem Esenler'in hem de bölgenin ihtiyaçlarını giderecek bir adımı da atmış oluyoruz. Yine bu alanda 24 derslikli okullarımızı inşa ediyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız bu alanda eğitimlerini en iyi şekilde alsınlar istiyoruz. Ve 63 modern okul planladık. Toplam derslik sayımız 1924. Ve işte gördüğümüz gibi burada yürüme mesafesinde çocuklarımız, gençlerimiz yeşil alanların, ağaçların içerisinde güvenli bir şekilde erişebilecekler okullarına, vatandaşlarımız camilerine, buradaki sosyal donatı alanlarına yürüme mesafesinde ulaşabilecekler ve 2,5 milyon metrekarede burada yeşil alan üretiyoruz. Bu sayede hem depremde toplanma vazifesi görecek hem de bölgenin ihtiyaçlarını inşallah karşılamış olacak. Yapacağımız ARGE merkezleriyle birlikte burada 15 bin gencimizi istihdam edeceğiz. 15 bin gencimiz bu ARGE merkezinde, deney yap atölyesinde, teknoloji merkezlerinde hem bu bilgileri alacaklar hem de bu noktada burada istihdam seferberliğine katkı sağlamış olacaklar. Tabii bu rezerv alanda ilk etapta 17 bin konutu Esenler bölgesindeki dönüşümde, kalan 23.500 konutu da Sultan Gazi, Kağıthane, yine Bağcılar gibi Çeper ilçemizdeki dönüşüm alanlarında kullanarak bu alanlardaki sosyal donatı alanlarını boşaltacağız. Oralarda yeni deprem toplanma alanları oluşturmuş olacağız. Okullar, sosyal donatılar, yeşil alanlara ilişkin yer kazandırmış olacağız. Sadece Esenler'de 2.1 milyon metrekare bir sosyal donatı alanını boşaltarak bu alandaki sosyal donatılarla birlikte bu ihtiyacı gidermiş olacağız. Bakan kurumun açıklamalarının bir bölümünü canlı olarak ekranlara getirdik. Detayları ilerleyen saat dilimlerinde bültenlerimiz içerisinde sizlerle buluşturacağız. Diyelim Erzurum'da göçmen kuşların durak noktası olan Nenahatun Gölü kurudu. Ayrıntıları almak için canlı yayın noktamıza uzanalım şimdi. Ekibimizden Esra Arpa son gelişmeleri aktarmak için hazır. Sözü Esra'ya bırakalım. Evet Haktan Uysal, şu an bizler Ağrı Erzurum Ağrı yolu üzerinde bulunan dağlık bir kesimdeyiz. Nenahatun Gölü'nün hemen önündeyiz. 20 tane farklı göçmen kuşa ev sahipliği yapan göl küresel ısınmadan dolayı şu an kurumuş durumda. Kameraman arkadaşım Ömer Faruk Dallaşoğlu şu anda ekranlarınıza getiriyor. Temmuz'da yağışlar geçen yıla göre %55 azaldı. İl genelinde en fazla yağış metrekareye 74,8 kilogramla Ordu en az yağışta Hatay'da kaydedilmişti. Türkiye genelinde Temmuz yağışları ortalamanın ve geçen yılki yağışların altına geçmişti diyelim. Tabii bu durumda normallere göre azalmalar oldu. En fazla azalma %82 ile Doğu Anadolu bölgesinde olduğunu söyleyelim. Kameraman arkadaşım da benim de gelebilirse. Hemen görmüş olduğunuz bu nokta daha önce göl olarak, kurumadan önce göldü. Küresel ısınmadan dolayı, yağışların azalmasından dolayı göl kurumuş durumda.
olduğunu söyleyelim. Doğu Anadolu bölgesinde Temmuz yağışı 2,8 kilogram, uzun yıllar ortalaması 15,4 kilogram ve geçen yıl Temmuz yağışı 17,1 kilogram olarak hesaplandı. Yağışlar normaline göre %82, geçen yıl Temmuz ayına göre de %84 azaldığını söyleyelim. Dediğimiz gibi şu an bizler Erzurum Ağrı Karayolu üzerinde dağlık bir arazideyiz. 20'ye yakın göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyordu. Son zamanlarda giderek artan ve olumsuz yönleriyle belli etmeye başlayan küresel ısınma nedeniyle göl kuruduğunu söyleyelim. Şu an buradan aktaracaklarımız bu şekilde. Geçen Temmuz ayı yağışlarına göre azalmalar meydana geldi. %55 oranında bir azalma meydana geldi diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım. İstanbul Kağıthane'de sağanak sırasında bir gencin gölete dönen caddede yüzerken çekilen görüntüleri çok konuşulmuştu. Olayın ayrıntısı da ortaya çıktı. Yasin Yıldız'ın suya gömülen arkadaşlarının hayatını kurtardığı da öğrenildi. Gölü ayağımıza getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. İstanbul'daki sağanak yağışla birlikte suya teslim olan adreslerden biri de Seyran Tepe'di ve Seyran Tepe'de göle dönen caddede birçok kişi arabasında mahsur kalırken Yasin Yıldız'a arkadaşlarını kurtarmak için caddede suyun içerisinde yüzmeye başladı. Arkadaşlarım ve ben arka arkaya araçlarımıza gidiyorduk. Bir anda suya gömüldü onlar. Bakıyoruz yani kapı açılmıyor sudan dolayı. Çıkamıyoruz, camlar açılmıyor. Camlar şey oldu, kilitlendi. Araba zaten komple gitti. Yasin sağ olsun bizi gördü. Yüzerek yanımıza geldi çocuk. Yüzerek yanımıza geldi, kapıyı açtı. O canavliyle kendimizi dışarı attık. Ben zaten titriyorum. Arkadaşlarını kurtarmak için suya atlayan Yasin Yıldız o anları anlattı. Arkadaşlarım çıkardıktan sonra mecbur vücut ısımı düştüğü için suya tekrar atlamak zorunda kaldım vücut ısımı dengelemek için. Yıldız, önlem almayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de tepki gösterdi. Ağlanacak halimize adeta gülüyorduk abi. Yani cadde adeta göle döndü. Gölü ayağımıza getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Göl ayağınıza mı geldi? Göl ayağımıza geldi. Biz de fırsattan istifade tatile gidemiyoruz. Orada değerlendirdik. Altyapı sorunu çözüldü diyorlar ama hiçbir şekilde çözüldüğü yok. Çözülse orası bir damla bile su göleti olmazdı yani. Son dönemde ishal, kusma ve ateş şüphesiyle hastaneye başvuran kişilerin sayısında artış yaşanıyor. Peki yaşanan salgının kaynağı ne? Salgından nasıl korunuruz? İşte yanıt. Son haftalarda ishal ve ateş vakaları artış gösteriyor. Şu an ülkemizde de görülüyor, benim yakın çevremde de olan var. Tabii sıcağın etkisiyle, virüslerin artmasıyla çocukların da kendini koruyamamasından dolayı virüslere rastlıyoruz maalesef. Hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. Toplu kullanım alanlarında çok fazla bulunmamak gerekiyor bence. Özellikle son haftalarda acillerde ishal, kusma ve ateş şikayetiyle gelen hasta sayısı oldukça sık görülüyor. Peki bu durum neden kaynaklanıyor? Acil tıp uzmanı Doktor Erkan Temizkan çeşme suyuna dikkat çekti. Pandemiden sonra kişilerin çok fazla dışarıda yemek alışkanlığının artmasından dolayı bu vakaları daha sık görüyoruz. Covid vakaları artık aşı oranları yüksek olduğu için ishal şeklinde geliyor. Özellikle çeşme suyu kullanılan yerlerde bu tür vakalarını görmesini daha sık görüyoruz. Peki salgından nasıl korunmalı? Mümkün olduğu kadar içme sularını dışarıdan alma imkanımız yoksa kaynatılmış, soğutulmuş suları içersek daha hijyenik olacağını düşünüyorum. Evlerde kullanılan arıtma daha çok koku, görüntü bu tür şeylere odaklıdır. O yüzden hijyen açısından güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Özellikle temiz ve hijyene dikkat eden bu içecek ve yiyecek sektörünün olduğu yerlerde tüketmelerini tavsiye ederim. Merdiven altı dediğimiz, sirkülasyonu çok hızlı olan, kalabalık olan yerlerden de biraz uzak durmalarını tavsiye ederim.